Yalnız leş gibi kokmuşum mangaldan. Üstüm başımı değiştim geleyim. Şunu tutsana. Ver. İçme sakın ha. İçeceğim. Ha. Ha, Can Bey. Heh, Rıfat abi. İyi mi deren? İyi, iyi. Kahvesini içirdim. Biraz uzandı. Kendine gelir. İyi, harika. Ya dışarıya biraz daha açık servis yapar mısın abi? Tamam, tamam. Kusura bakma, veriyorum seni. Yok canım. Hadi bakalım, hadi. Yine mi ya, yine mi? Odasına gidecektim. Yanlışlıkla buraya gelmişim. Yani böyle yarı çıplak bir halde Emre'nin odasına gidecektin, öyle mi? Evet. Yok artık. Terbiyesiz. Çok özür dilerim. Öyle değil. Öyle değilse nasıl o zaman? Ya nasılsa nasıl. Ben gidebilir miyim? Sanem. Geçen salonundaydın, şimdi yatak odamdasın. Sen ne yapıyorsun? Ha? Gerçekten... Ben de anlamıyorum nasıl oluyor. Yani bir şekilde oluyor. Öyle denk geliyor. Öyle denk geliyor. Sanem neden odamdasın? Yani neden odamdasın ve bu kılıktasın? Burası sizin odanız mı? Evet. Ben havuza düştüm. Eşyalarım ıslandı. Emre Bey de kurutmak için odama git dedi. Havuza mı düştün? Evet, olamaz mı? Olabilir tabii. Yani söz konusu sensen her şey olabilir gibi geliyor bana yani. Senden beklenir. Aynen öyle. Şimdi yine havuza düşesim geldi. Ben bir gideyim havuza düşeyim en iyisi. Sanem. Ama şu an resmen mobbing uyguluyorsunuz. Çalışanınıza psikolojik şiddet uyguluyorsunuz şu anda. Yani doğru düzgün çalışamayacak mıyız ya şirketinizde? Hemen müdahale ediyorsunuz yani. Sanem, odama giren sensin. Haneye tecavüz var. Özel alana saldırı var. Özel eşya kullanımı var. Ben eşyalarınıza asla ve asla dokunmadım. Ben çıkamam. Siz çıkar mısınız? Üstümü değiştireceğim. Yüzük nerede? Taktınız ama siz de yüzüğe. Yüzük de yüzük, yüzük de yüzük. Çantamda. Yani niye çantamda? İşte yani tamam anladım. Anneler bilmiyordu. Anneler burada yok. Yani niye çantamda? Çantamda daha havalı duruyor çünkü. Çıkar mısınız? Daha da diyecek bir şeyim yok. Neden ben ya? Her şey için çok güzel. Çok güzel, teşekkürler. Teşekkürler. Hı-hı. Her şey için çok görüşmek üzere. Bay. Naber? Gel, hoş geldin kardeşim. Oğlum parti var ve sen beni çağırmıyorsun. Ajansın partisiydi, o yüzden hadi gel. Oğlum biz bu ajansın avukatı değil miyiz? Sabah akşam bu sözleşmelerle uğraşıyorum ben. Sözleşmeler, sözleşmeler, sözleşmeler. Kardeşim. Ne var ne? Sen var. Bir kere otur.
getirdin mi sözleşmeyi? Getirdim. Ama koşulları ağır. Gerçi manken de adı üstünde. Arzu Taş. Oğlum saçma sapan konuşma Ersin. Ne sözleşmesi? Aa, senin abinin daha yani fikrinden haberin yok mu? Aa, hayır yok. Ya şu sizin geçen sene çalıştığınız kız yok mu? Arzu Taş. Hani manken olan. Şimdi Dejan'ın marka yüzü oldu abi. Yani senin anlayacağın, eğer biz bu sözleşmeyi imza attırırsak bütün reklam kampanyaları bizde. Hayırlı olsun, hayırlı olsun. Ne bu acele? Yani beraber inceleseydik sözleşmeyi. Oğlum kız dünya çapında manken oldu zaten. Herkes peşinde. Acele etmemiz lazım yani. Bu işi kaparsak 2-3 yıllık kampanya bizde. Hey, harika. Hah, Eren iyi misin? Nasıl oldun? Ay Can, kusura bakma. Güneşin altında içtim diye oldu herhalde. Hiç problem değil. Sen iyisen sıkıntı yok. Olur öyle şeyler. Ben sözleşmeyi aldım. Yalnız son bir kez göz gezdireceğim. Sen o arada Arzu'yu ara. Şartlarını her halükarda kabul edeceğimizi söyle. Sözleşmeyi imzalatalım, olur mu? Tamam. Olur, hallederim. O da bizimle çalışmak istiyordu zaten. Bir de sabah ilk iş sunumu hazırla. Çekim hazırlıklarını başlat. Çünkü az zamanımız kaldı. CC sen Deren'i bırakırsın değil mi? Tabii. Harika, süper. Görüşürüz. Oldu o zaman. Görüşürüz Emre Bey, Metin. Görüşürüz Deren. Görüşürüz. Seni görmek güzel. Görüşürüz Metin. Evet. Ben çok mu saçmaladım bugün? Hiçbir şey de hatırlamıyorum. Yok, yani gayet normaldiniz. CC. Yani saçma sapan hareketleriniz var. Ortalığı dağıttınız ya. Yani bulunduğunuz konuma hiç yakışmadı. Onu söyleyeyim lütfen. Rezil oldu. Hala küs müyüz? Oğlum ben bayılıyorum bu Deren'e ya. Abim büyük proje almak üzere. Ama yüzüme bile bakmıyor biliyor musun? Hiç umut yok yani. İyi kız, iyi kız. Çok da çalışkan. Emre senden ne haber? İyi, senden? Yolunda mı her şey? Pardon, geliyorum. Biri var ama söylemiyor. Sen çok söylüyorsun sanki. Aramıyorsun, sormuyorsun. Ya insan şu kardeşim bir alır içmeye... Giyinmişsin. Herkes gitmiş. Evet, giyindim. Telefonu unutmuşum. Bırakayım seni. Teşekkür ederim. Şimdi misafirleriniz var. Zahmet etmeyin. Aa, Sanem sen burada mıydın? Evet. Çıkıyorum şimdi. Ya ben de çıkıyorum. Bırakayım seni. Olur. İyi günler. İyi günler. Ne oluyor kardeşim? Ne oluyor? Bırak Can ya. Bir vukuat var. Bunu bu akşam çözmem gerekiyor benim. Hadi hadi uyuşukluk yapma da şuradan ikimize içki getir. Oğlum bela mısın? Nesin başıma? Git oradan istediğin içki yap. Hep sordu. Oğlum ben senin bu kilidini çözeceğim. Bir şey var da neyse. Alıştın mı yüzüğe? Alışamadım. Yani tak çıkar tak çıkar deliğe döndüm. Aman cebine falan koyup da kaybetme. Emre Bey. Hı. Bu yüzük çok pahalı. Yani daha fazla bende kalmasın. Siz bunu alın, bakın çaresine. Sigorta, sigorta, merak etme. Şimdilik tak bunu. Sonra nişanından ayrılır veririz, tamam mı? Can, bir de bir sürü yalan söyledim, boş ver. Ya sen takma bunları kafana. Bak, abim bir işin peşinde. Onu engellememiz lazım. Ben yapamayacağım. Yani Can Bey, birinin durdurması gerekiyor biliyorum ama... ben gerçekten daha fazla devam edemeyeceğim. Sanem, her dakika yaptığımız anlaşmayı hatırlatmam mı lazım sana? Ha? Ben sana yardım ettim. Sen de bana yardım edeceğine söz verdin değil mi? Bu arada verdiğin para işine yaradı mı? Halledebildin mi babanın borçlarını? Hallettim. Hallettim ama babama açıklayamadım daha durumu. Yani büyük ihtimalle soracaktır 40.000 lirayı nereden buldun. Ama ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Anladım. Tamam. Hadi gel bırakayım seni. Emre Bey. Ha. Ya benim mahalleye böyle lüks bir arabayla girmem doğru olmaz. Siz yakınlarda bir otobüs durağını bırakır mısınız beni? Hadi gel atla, tamam. Nihat!
hayatım, gel bak hava çok güzel, yürüyüş yapalım. Nihat, ne oldu, sen hasta mısın? Tansiyonun falan mı çıktı? Gideyim tansiyon aletini git. Yok, merak etme, iyiyim ben. Bir şeyim yok. Gel sen de bahçede konuşalım biraz ha. Tamam. Hadi. Aykübe, ben dükkanı devretmeye karar verdim. Hey Nihat, hani kredi alacaktın, borçlarını ödeyecektin. Vermiyorlar işte Mevkübe, vermiyorlar. Toptancı Halil de borcunu bekliyor. Ben kimseye de hani Nihat borcunu ödemedi dedirtmem yani. Yarın gideceğim, bir müşteri falan bulacağım, bakkalı devredeceğim. Üzüldün mü Mevkübe? Üzüldüm tabii. Üzülmez mi? Ya bak, ben hayatımda ilk kez yanlış bir hesap yaptım. Çok mal yığdım içeri. Bizim borcumuz 40.000 lira ya. İçerideki mallar da 100.000 lira falan tutuyor işte. Onun içinden borcumuzu ödeyince kalan parayla bir şekilde idare ederiz ha. Ederiz etmesine de. Emekli maaşımız da var. Evet. Hem sen hem de işe girdi. Ay şu Leyla da geri dönse işe. Vallahi bakkal oldu çıktı başıma Nihat. Sen ama şimdilik kızlara hiçbir şey söyleme, olur mu? Söylemem. Hem ya sen demiyor muydun? Şöyle bir bırak bu işleri de baş başa tatil yapalım diye, ha? Ay, Nihat, yapar mıyız baş başa? Yaparız tabii. Bir sen, bir de ben. Salim'in bu taktığı yer neydi? Alabos ya, ha? Oraya da gider miyiz? Salim oradan kart atarız. Vallahi Mevkübe ya, çok hoş kadınsın, ha? Başımda. Ben gideyim bir yürüyüş yapayım da form tutayım. Sen asıl karını tatilde gör. Ya Mevkübe. Oh. Tövbe tövbe bir vallahi. Tamam abicim. Hadi görüşürüz. Ayhan. Kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk. Aa ne oldu, iyi misin? Ay nasıl iyi olayım ya. Can Beylerin evinde mangal partisi vardı. Can Bey'in odasında Can Bey beni çıplak yakaladı. Ne diyorsun ya? Ya senin Can Bey'in odasında ne işin vardı? Sen niye çıplaktın? Bana bak, senin gazozuna ilaç falan atmadılar değil mi? Hayır ya, Emre Bey'in odasına gidecektim. Yanlışlıkla Can Bey'in odasına gitmişim. Ya sen Emre Bey'in odasına çıplak ne yapacaktın acaba? Bana bir şunu baştan doğru düzgün anlatır mısın acaba? Tamam, şöyle oldu. Ahmet, al bakayım şunları. Şunu da al. Annenlere falan da verirsin, tamam mı? İncele kardeşim. Bu ne ya? Bu benim internet sistemin promosyonu. Ayhanca.com. Kendini geliştir, düşünceni değiştir. Ayhanca.com. Ayhan'ı ara, kendini bul. Ayhanca.com. Hadi sen Ecanik.com. Çok güzel. Buyurun, buyurun. Bu internet sistem benim. Kişisel gelişim, yaşam... Ne yapıyorsun kardeşim? Ne atıyorsun ya yere? Allah Allah! Para verdik herhalde biz buna. Azıcık saygı ya. Emek var bunda, emek. Ay, tamam. İyi akşamlar Murat abicim. İyi akşamlar kızlar. Ayhanca.com benim internet sistem yaşam koçluğu. Lazım olur bir gün. Ne koçu ne koçu? Murat abi sen bir göz gezdirirsin. Hadi iyi akşamlar. İyi akşamlar o zaman. Ya sen emin misin bunun işe yarayacağından? Bizim mahallede kimin yaşam koçuna ihtiyacı olacak ki? Nişantaşı'na falan mı gitsek acaba? Ya devam et sen. Bak görürsün. Ayrıca yaşam koçundan sana ilk nasihat asla pes etme. Ne yapıyorsunuz? Ayrılmaz ikili. Ha, al size Belçet Ayhan'ın yeni iş. Yok ya ona gerek yok zaten. O benim... O benim... yardımcı asistanım olduğu için onun haberi vardı. Dağıtır zaten o. Yardımcı asistan olduğum için zaten biliyorum. Haberim var. Dağıtırım. Beraber dağıtırız zaten. Beraber dağıtalım, dağılalım. Gel. Ben şimdi çok meşgulüm. Sen dağıtmaya başla, sahilde buluşuruz. Ha, sahilde de olur, o da olur. Ama bak sen dedin, sahilde buluşuruz dedin. Ağzınla söyledin. Yeni işimiz hayırlı uğurlu olsun. Hadi olsun. Haydi görüşürüz. Hadi. Sahildeyim, aynı yerdeyim. Aynen. Ama yaz geldi. Zebercet'in avuçların için yine terliyor. Evet kardeşim. Şişt, anlat bakayım sen. Senin şeker firması işinden haberin yok muydu? Kaçırdık koca işi. Biliyorum. Çok hızlı halletmişler. Fark edemedim. Ama ben de hemen bir sözleşme hazırlıyorum. Aylin'in anlamıyorsun galiba sen. Artık çok geç. Arzu Taş'la anlaşan şeker firmasının işlerini de alıyor. Ve Arzu Taş'la biz anlaştık. Biz derken? Senle beniz biz. Sen kime biz diyorsun? Ya az alışkanlığı işte. Affedersin. Deren ayarlamış Arzu Taş'ı.
Ama henüz sözleşme imzalamamışlar. Yani her an her şey olabilir. Bir bakarsın onların sözleşmesini imzalamaz, benimle çalışmaya karar verir. Aylin, öyle kolay olmuyor işler. Araya tanıdık falan sokmamız lazım. Yani sonuçta dünyaca ünlü manken Arzu Taş'tan bahsediyoruz. Emre'cim sen beni çıldırtacaksın. Eğer doğru anlaşmayı önüne koyarsam benimle de çalışır. Aylin bak, şirketi yeni kurduk, daha yeniyiz, anladın mı? Ya bizimle çalışmaz. Ben o işi alırım. Aylin! Ne var Emre, ne? O ajans ikimizin, hatırlatayım. Ben de sana şunu hatırlatayım. Eğer babamla abim yaptıklarımı öğrenirse hem işsiz kalırım hem de ailemi kaybederim, anladın mı? Şimdi sen birazcık sakin ol, başımızı belaya sokma. Anladın? Sakin falan olamam. Ben o işi alacağım. Seni de tehlikeye falan atmayacağım, merak etme. Şimdi izninle çalışmaya gidiyorum. İyi, çalış. Yalnız bu hırslı hallerin gerçekten korkutucu olmaya başladı, haberin olsun. Leyla, ne haber? İyidir Osman, senden ne haber? İyi de sen ne yapıyorsun tek başına? Ya canım sıkkın da biraz öyle oturuyordum işte. Sen ne yapıyorsun? Onlar mı? Ya Ayhan reklam kağıdı hazırlamış da dağıtmak için geldim. Gördün mü Ayhan'ı? Görmedim. İyi. Ben o zaman yanına oturayım. Ya, beraber beklemiş oluruz. Olur. Leyla ne oldu? Neden ağlıyorsun? Osman, ben işten uzaklaştırıldım. Nasıl yani? Başka şirkete bilgi sızdıran bir ajan var. Ben sanıyorlar onu. Vallahi Ayhan iyi dağıttık ya. Vallahi ya, az kaldı değil mi? Teyzeciğim iyi akşamlar. Sağ ol. Ha abla. Ne ara geldin ya? Ne oldu? Niye ağlıyorsun? Bir şey yok sana. Ne demek ya, seni ajan zannetmiştim, uzaklaştırma. Hayır, bu insanlar kendileri ne zannediyorlar? Sen merak etme, ben yarın haddini bildireceğim o patronlarına. Saçmalama Osman, sana ne oluyor ya? Osman'cığım saçmalama, sana ne oluyor ya? Ben varken burada sana düşer mi? Ben bu kızın eniştesiyim. Leyla'cığım ben yarın giderim, patronunla görüşürüm. Ne eniştesi de Bercek? Bunu mu konuşalım şimdi? Bunu mu tartışalım aramızda? Bunu mu masaya yatıralım? Baldızımın en acı anında. Muzaffer. Aa anneciğim. Ah, Muzaffer, ne işin var bu kızın yanında? Ne dedik, ne konuştuk biz? Sana ne? Senin ne işin var asıl bunların yanında? Anne, ne işimiz olacak ya? Sohbet ediyoruz öyle. Aşk olsun anneciğim, benim yanımda olacak tabii. Kimin yanında olacak? Olmayacağım. Seninle de olmayacağım, hiç kimseyle de olmayacağım Zeberci. Ay hiç kimsenin yanı. Zaten seni kim beğenir Allah aşkına? Bana bak, yine bak. İleri geri konuşuyorsun. Dellendirme beni. Ay, ama lütfen ama ya. Büyük Kıbe teyzeciğim, siz gördünüz mü? Ayhancım.com. Bakın lütfen buradan alın. İddia ediyorum. Bu mahallenin bütün ilişki problemlerini çözeceğim. Sizin hepinizin koçu olacağım. Takip edin ama. Ayhancım.com. Hadi inşallah. Evet. Harika görünüyorsun. Her zamanki gibi. Sen de fena değilsin. Ne içersin canım?
Ya ben detoksiyim. Sabah acil deyince hemen geldim. Çok yoğun. Ben de yoğunum. Ajans kurdum. Haberim var. Aziz Bey'le çok kötü ayrılmışsınız. Pis işlere falan karışmışsın. İftira attılar canım. Haksızlığa uğradım. Ama yıkılmadım. Kendi ajansımın patronu oldum. Aslında seninle o yüzden görüşmek istemiştim. Yıkılmadım, ayaktayım diyorsun yani. O zaman dur tahmin edeyim. Eski günlerimizin hatırı var diyeceksin. Ama tatlım yani ben öyle küçük şirketlerle çalışmam. Yani koskoca Arzu Taş. Sen bayağı. Hele öyle küçük açılmış yeni bir şirketle asla işim olmaz. Ama olsun bak, uzun zaman olmuştu görüşmeyeli. Yarın Amerika çekimim için konferans kılımım var. Haklısın Arzucuğum, aslında eski günlerin hatırı diyecektim. Biz eskiden seninle ne çok vakit geçirirdik değil mi? Yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmezdi. Bak o günlerden bende ne kalmış. Bak tatlım, eski günlerden ne kalmış bende. Ya sen benim eski fotoğrafımı niye tuttun ya? Niye böyle bir şey yaptın? Bakıp bakıp güleriz diye tutmuşum. Bu fotoğraf basına düşsün istemezsin değil mi? Bu çok eski resim. Aylin çok eski. Biliyorum tatlım. Kepçe kulaklar yapılmış. Hollywood yanağı yapılmış. Burun da yapılmış. Acaba Dece bu fotoğrafını gördükten sonra seni hala marka yüzü olarak ister mi? Sen bunu ciddi ciddi basına mı vereceksin? Yani bu işin şakası olmaz Arzucuğum. Düşünsene, bütün sosyal medya yıkılacak. Herkes üstüne gelecek. Açıklamalar yapılacak. Ne gerek var? Bence menajerini ara. Eskisi gibi harika vakit geçirelim. Bu yaptığın çok korkunç bir şey. Vallahi Arzucuğum, bu piyasanın korkunçluklarını sen benden daha iyi bilirsin. Az insanın kariyerini mahvetmedin yükselme hırsın yüzünden. Bence hemen menajerini ara. Sözleşme yanımda zaten. Hemen imzalarsın. O fotoğraf sende kalabilir. Bende daha çok var, basına dağıtmaya hazır. İznimle ben bir menajerimi arayayım. Tabii keyfine bak. Emre'cim, ben sana sevgiline güven demiştim değil mi? Arzu Taş tamamdır. Hı. Olur Berkay, ekleyelim o maddeyi de sözleşmeye. Günaydın Can. Günaydın. Gönderdin mi sözleşmeyi? Bir sorun yok değil mi? Yok, hiçbir sorun yok. Birazdan sözleşmeyi imzalayacak. Süper. Sen ekibi topla o zaman. Reklam kampanyasını yetiştir. Ben de geliyorum biraz. Günaydın. Günaydın. Ya ben sizi bir yerlerden tanıyor olabilir miyim? Televizyonda görmüş olabilirsin. Öyle mi? Peki bu şirketin 40. yıl kutlamasında orada mıydınız? Evet, oradaydım. Neden? Nerede oturuyordunuz? Pardon, anlamadım. Ha, sevginiz var mı diyorum. Siz kimsiniz acaba? Çok özür dilerim. Ben konuya çok yanlış yerden girdim. Ben aslında sakallı birini arıyordum yani. Sakallı değilim ben. Takma sakalla gel. Olur mu canım öyle şey? Ne yapıyorsun ya? Ay çok özür dilerim, ben sakallı birini arıyordum. Mahvettin işimi ya, ne sakalı, ver şunu ya. İyi tamam ya. Zaten sizde benim albatrosum olacak zihniyet yok. Takma sakal ne ya? Can Bey, aracınızı otoparka mı alalım? İyi olur, tamam. Can Bey, bu sakalı yapıştırmak 4 saatimi aldı. Kusura bakmayın, özür dilerim. Hiç problem değil, tekrar geliriz. Teşekkür ederim. Aramaya devam ha. Evet, şirketteki ajan bence kesin Leyla. Emin misin? Yani o gittiğinden beri müşterilerimizi de çalamıyor aile.
Bak bak, kesinlikle doğru söylüyor. Bugün zaten bilgisayarına verirken de şüphelenmiştim. Ne yapıyorsunuz, ne konuşuyorsunuz? Ha, ablanın ajan olduğundan şüpheleniyoruz da çok şüphedeyiz. Yani hareketleri bana da şey geliyor. Yuh artık size ya. Ya hiç ablanı savunma. Baktığın zaman Can Bey hala aramadı. Yani gayet şüpheli bir durumlar bence. Saçma sapan konuşmayın. Yani ablam ajan olacak karakterde biri değil. Ayrıca mahvoldu işten ayrıldığından beri. Bari benim yanımda yapmayın dedikodu. Leyla ajan değil güzeller. Can Bey henüz çağırmadı. Çünkü bilgisayarı hala inceleniyor. Bir daha bir asistan hakkında konuştuğunuzu duyarsam sizi Asistanlar Birliği'ne şikayet ederim. Dağılın. Dağılın. Utanmaz adam. Gelmiş burada dedikodu yapıyor. Git böyle içeriden içeriden. Neymiş ajanmış da bilmem neymiş. Saçmalık ya, benim de aklıma giriyorlar burada. Beni almışlar araya, aklıma giriyorlar resmen ya. Gülis sen iyi misin? Ben seni ilk defa bu kadar sinirli görüyorum. Oyuncu seçmesine gireceğim çıkınca. Sert patron rolündeyim. Nasıl? Çok iyi. Işıl diyorsun, ışıl ışıl. Işıldamak güzel şey tabii. Tabii, önemli. Recep, aranı... Evet. Kreatifler odama çağırır mısın lütfen? Gülis sen de gelip not alır mısın? Tamam. Senin demlediğin çayını. Evet. Ama ben içtim ondan. Albatros düşün. Albatros düşün. Acaba o kız senin dengin mi? Kart zampara. Bak 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 bak. Terbiyesize bak. Anneciğim kimle konuşuyorsun sen? Kim ne olacak? Televizyonla. Bak bak bak, bir de ne diyor? Kim ne diyor ya? Yavrum gözüm yandı, al şu anları yardım et çocuğum. Al bu tahtayı da, sen elinde kesemezsin hadi. Bak. Ha, önüne gelecek yemek, kahve, ayağına terlik gelecek. Yok öyle bir şey. Acaba onlar öyle mi oluyor dayatmayla? Sevgili olur o işler. Bu adam mı evlenmek istiyormuş ya? Aa, dede bu be. Yuh, kaç yaşında bu, bir ayağı çukurda. Pardon diyorum işte. İyi de anneciğim, sen nereden anlıyorsun ne dediklerini ya? Şu sesini açıp izlesene. Kısmışsın sesini, öyle izliyorsun deli gibi. Yavrum kaçıncı kez dönüyorsa artık, o kadar çok döndü ki ezberlediysem demek. Yavrum öyle kalın kalın doğrama, baban yemez, öyle ince ince yer benim aşkım. Tamam. İman bayıldı mı yapsak, karnıyarık mı yapsak? İman bayıldı yapalım anneciğim ya. O daha kolay. Değil mi? Benim de vegan makarnam var. Onu yerim akşam. Ne oldu? Ben resmen ev kadına dönüşüyorum. Yarı zamanlı ev kadını, yarı zamanlı bakkal oldum resmen ben. Sabah kadın programları, soğan, domates. Ne yapıyorum ben ya? İmam bayıldı yapıyorsun çocuğum, ne var bunda? Yeter. Ben yapamam böyle şeyler. Hemen Emre Bey'le konuşacağım ben. Ben böyle bir kadın değilim. Ben ev hanımı olamam. Ben ev hanımı olamam. Vah 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 vah, delirdi çocuğum. Sen de sus be. Terbiyesiz. Evet arkadaşlar, Deja firmasının fotoğraf çekimi için Arzu Taş'la anlaştık. Deja yeni çıkardığı şekerlerin reklamını yapacak. O yüzden fotoğraf çekimi için bir an evvel hazırlıkları başlatalım. Neden Arzu Taş? JJ. Çünkü JJ, Arzu Taş Deja'nın reklam yüzü ve o kimle anlaşırsa bütün kampanyayı olacak. Evet, fotoğrafçılardan bütçe isteyelim. Kimlere öneriyorsunuz bu iş için? Çok affedersiniz Arzu'nun menajeri. Efendim? Ahmet Tugay olabilir. Daha önce Arzu Hanım'ın çekimlerini o yapmıştı. Doğru. İyi seçim. Olur. Arayalım hemen. Can, Arzu bizle çalışmayacakmış. Aylin'le çalışmaya karar vermiş. Nasıl ya? Sen anlaşmamış mıydın bu sabah? Evet, anlaştık. Ben de inanamıyorum zaten. Nasıl oldu böyle bir şey? Tamam, Arzu'nun menajerini ara hemen. Bana ver. Kapalı telefonu. Arzu'nun kendi telefonu yok mu? Onu ara. Aylin, nereden öğrendik bu projeyi ya? O da kapatmış işte. Biliyor çünkü arayacağımızı. Ne oldu şimdi? Gitti mi proje elimizden? O kadar kolay değil o iş. Arzu nerede kalıyor? Can, anlaşmış artık zaten. Ne yapacaksın kadına? Hem akşam Roma'ya dönüyor. Deren, Arzu nerede kalıyor dedim. Tamam, yazdım şurada ajandama bir yere. Can Bey, oyuncu krizi varsa ben de oynayabilirim reklam filminde. Gülis, inan. Sırası değil. Deren, sen bana haber verirsin. Bozuldun mu? Aksine. Reddedilme kamçılıyor beni. Oyunculuk böyle bir şey işte. Hı. Emre.
Emre. Hı. Ben Ava'ya gidiyorum, haberin olsun, tamam mı? Ava'ya mı gidiyorsun? Niye? Arzu Taş'la görüşmeye. Aileni yine nasıl yaptıysa işi elimizden almış, gidip işi geri alacağım. Anladım. Ha, Can Bey, ben de size bakıyordum da. Acil mi lazım? Benim çıkmam lazım. Leyla Hanım'ın bilgisayarın incelemesini bitirdik. Aylin Hanım'a mailler atılmış mail kutusunda. Aslında izler silinmeye çalışılmış. Biraz uğraştıktan sonra eski izlere ulaşabildik. Bu durumda Leyla ile konuşmamız gerekecek. Ben konuşurum. Yani senin asistanın sonuçta, benim konuşmam daha doğru olur. Anladım. Yani ben Leyla'nın böyle bir şey yaptığını pek düşünmüyorum. Yani kim yaptıysa bayağı profesyonelmiş. Bilgisayara dijital izleri yok eden bir tane program kurmuş. Ben Leyla Hanım'ı tanırım, o olamaz. Onu konuşunca anlayacağız. Tamam mı Nazım, sen dön işine. Teşekkür ederim, sağ ol. Emre Bey, istediğiniz dosyaları getirdim. Tamam, sağ ol. Ben kaçtım o zaman. Sana bir al istersen. Belki yardıma ihtiyacın olur. Olur. Yo, yani Can Bey'in bir şeye ihtiyacı olmaz. Bence kendi başının çaresine bakabilir Can Bey. Tabii, bir yere gidilmesi gerekiyorsa ben de giderim ama nereye gidiliyor? Ava'ya. Otoparktayım. Sanem, ne yap ne et, Arzu Taş'la görüştürme. Abimin o işi almasını engellememiz lazım. Arzu Taş kim? Nasıl engelleyeceğim? Nasıl yapacağım ben onu? Arzu'yla görüşürme yeter. Otele varmasını engelle. Ya otele gitmemizi nasıl engelleyeceğim peki? Ya artık gerçekten delirmek üzere mi Emre Bey? Şöyle söyleyeyim. Abim o işi alırsa bittik. Tamam mı? Hadi bul bir şeyler. Hadi, 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 hadi. Can Bey, niye geri geldiniz? Ben ceketi unutmuşum da. Ben getireyim, siz çıkın. Ben getireyim, olur mu? Olur, tamam. Acele etme, dışarıdayım. Tamam. Çekim olacakmış gibi hazırlıklara başlayın. Dekor, kostümler, ekip hepsi hazır olsun. Can, Arzu telefonlarını açmıyor. Emin misin? Boşuna hazırlık yapmış olmuyorum. Tamam, bu yeni sözleşme. Keşke ben de gelseydim. Gerek yok, Sanem geliyor. Aa, Can Bey! Ceketiniz. Yok mu? Yani düştü herhalde. Ben isterseniz şirkete bakayım. Yok, boş ver. Yok, gerçekten bakabilirim. Bekleyin siz. Ya boş ver şimdi, uğraşma. Zaten vaktimiz yok. Sen araba kullanıyor musun? Yani ehliyetin var mı? Evet. İyi, al o zaman sen kullan. Hazır mısınız? Direksiyon bırakılır mı? Ne yapıyorsun ya? Tamam, pardon, pardon. Çok özür dilerim Can Bey. Yani sen hep 40'la gidiyorsun şu an ya. Tın 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 tın. Millet kanser oldu ya. Vallahi arkada heyet oluştu yani. Çığırından çıktı. Bak deliriyorlar şu an. Ya bu kadar yavaş gidilir mi ya sen hep? Bak 40'la gidiyorsun ya. Ya ama Can Bey, benim fobim var. Ben 40'ın üstüne çıkamam ki. Sen hep 40'la değil, 20'yle gidiyorsun hatta şu an ya. Ayrıca böyle gidersen asıl kaza yaparız. Bu daha tehlikeli olan. Millet delirdi bak, kafayı yedi. Sollamaya çalışıyorlar. Kaza yaptıracaksın insanlara.
Bak çok rica ediyorum. Hızlanır mısın? Biraz gaza basar mısın lütfen? Şu yolun hakkını ver ya. Şey ama basamam. Gaz ayarları bozuk. Ne gaz ayarı bozuk ya? Bas şuna bas. Ayağını korkak alıştırma. Bak hızlan. Bak biraz cesaret. Korkma hiç gerek yok. Peki. Siz istediniz. Ne yapıyorsun? Vur dedik öldürdün bu sefer ya hiç. Aran yok, ayarın yok senin. Bayağı kontrolsüz bas. Köklüyorsun gazı ya. Bir sakin. Ama Can Bey, ben söyledim size. Gaz ayarı bozuk bu arabanın. Yok yok, sen gerçekten delisin ha. Ben anladım bunu yani. Sen delisin. Şu ileriden sağa döneceğim. Şuradan. Hanım, ne yapıyorsun? Sağa dönsene. Ben beğenmedim orayı Can Bey ya. İleride yan yoldan dönerim ben. Selam. Ne haber? Niye öyle bakıyorsunuz ya? Aa. Bilemezsin niye yapacağını. Onu bilemezsin ki. Bilmiyorum. Geliyor. Ne haber arkadaşlar? Ne yapıyorsunuz? Niye öyle bakıyorsunuz ya? Hiç görmediğiniz insanmışım gibi tuhaf. Şaşırdık. Şaşırdık biz. Şaşırdık böyle bir an seni görünce. Şaşırdık yani. Yok bir şey yok. Nasıl bir şey yok ya? Bir şey ne demek yok? Kovuldun sen. Ajan sen çıktın. Ne? Ne diyorsun sen ya? Ne diyorum ben ya? Allah Allah. Bilgisayarlar incelendi. Burada FBI gibi tipler geldi. Gece gündüz baktılar hep. Ama ondan sonra programlar yüklediler. Programları böyle geri sildiler. Bir şeyler yaptılar. Ve bu mailler geri yüklendi. Yollanan mailler. Ve sen... Kısacası senin bilgisayarından ayrıca birkaç tane mail gitmiş. Güliz, benim lafımı niye kesiyorsun? Ben en tepedeyim, en heyecanlı yerde niye giriyorsun ben zirvedeyken? Satıyorsun. Arkadaşlar size yemin ediyorum ben mail falan atmadım. Bakın yemin ediyorum, attıysa da başka biri benim bilgisayarımdan atmıştır ya. Yemin ederim. Öyle mi diyorsun ya? Herhalde CC yani, şüphen mi var? Ben de dedim, bu kız dedim yapmaz bunu, yapmamıştır, başkası yapmıştır dedim. Ama ne yapacaksın, nasıl ispatlayacaksın? Kesin kovuldun, yapacak bir şey yok. Ne yapacağız? Sana bir şey yapmak... başka iş bulalım sana ya da git evde otur sen. Şey, saçma sapan konuşup benim burada asabımı bozma. Bir tane hocam aşağı uçuracağım şimdi seni ha. Gülis, siz nereden biliyorsunuz bu bilgiyi? Hani şu koca gözlüklü, tuhaf tipli, ne dediği pek anlaşılmayan Nazım var ya, IT'deki. Evet, o söyledi yani. Bilmiyorum. Allah Allah. Bak sen şu Nazım'a. Sorarım ben ona ama. Onun gözlüklerini, gözüne lens yapayım da bir görsün. Emre Bey odasında mı? Soracağım ben ona. Ben yine de emin değilim. Belki de Nazım'la işbirliği yapıyorlar. Her şeye inanma böyle, saf olma. Evet, haklısın. Bir şey oldu. Tabii ki bir şey oldu. Ne zaman bir şey olacak diye bekliyordum ben zaten. Kaçınılmazdı yani. Lastik patlamıştır. Aa ya. Lastik patlamış. Vallahi bravo. Çak. Usta şoför. Elinden gel. Ne yapacağız peki şimdi? Kriko'yu verebilir misin bana bagajdan? Sana zahmet. Kriko. Yes. Anahtarı alabilir miyim Can Bey? Tabii ki. Zahmet olmazsa. Teşekkürler. Kriko. Kriko. Tamam hallederiz. Tamam sağ ol.
Arayacağım ben size. Leyla? Emre Bey. Senin ne işin var burada? Ha? Emre Bey, ben en son bu şirkette çalışıyordum ama... tabii kovulmadıysam yani. Yani öyle söylemek istemedim. Affedersin, pardon. Yani biraz kafam dalgın bu aralar. Emre Bey, benim IT'ci arkadaşın söylediklerinden haberim var. Ama kimse buna inanmaz, değil mi? Ya en azından siz benim böyle bir şey yapmadığımı biliyorsunuz, değil mi Emre Bey? Yani sonuçta senin bilgisayarından atılmış mailler. Ama ben atmadım o mailleri Emre Bey, yemin ediyorum size. Kimse bu ajan gelmiş benim bilgisayarımdan atmış, niye böyle bir şey yapmış anlayabilmiş de değilim yani. Neden bu suç şu anda benim üzerime kaldı? Hiç anlayamıyorum ama siz bana güveniyorsunuz, değil mi Emre Bey? Birazdan gönderiyorum Leyla'nın mailinden bütçeleri, tamam mı? Gelir gelmez haber ver, silmemiz lazım. Anlaştık. Ya tamam, sakin ol. Tabii ki de güveniyorum sana. Bak, sana söz veriyorum. O ajanı bulacağız. Seni de temize çıkaracağız, tamam mı? Tamam. Hadi şimdi eve git. Can senin geldiğini duyarsa sevinir. Tamam mı? Peki Emre Bey. İyi günler. İyi günler. Arzu Taş'a bunu mu giydireceğiz? Yakın bunu. Peki Aylin Hanım. Efendim aşkım? Aylin, abim işi senin adını öğrendi. Arzu'yu ikna etmeyi biliyor abi. Hayatta ikna edemez. Bu sefer sağlam bağladım Arzu. Emin misin? Bak, abimi tanıyorsun değil mi? Ha? O işi almadan gelmez buraya. Eminim Emre. En zayıf yerinden vurdum bu sefer. Güzellik takıntısından. Şimdi çalışıyorum. Kostüm seçmem lazım. İyi, tamam. Çok sıcak ya. Parmağımda bir boğulaşıyor, bir daralıyor. Hava sıcak değil mi? Gidelim artık. Gel, gel. Bence artık ben kullanayım. Ha? Buraya kadar iyiydim ama. Harikaydın. Güliz, yerinde gözün var galiba senin. Hayırdır, Emre Bey'in asistanı falan mı olmak istiyorsun? Kalsın canım Can Bey dururken. Ya aşk olsun Leyla, ben sana destek olmak istedim kovulduğumu diye. Ama sen hala aynı gıcıklığındasın. Kovulmadım Güliz, tamam mı? Kovulmadım. Ay tamam Leyla, anladım. Tamam, kovulmak yok, tamam. Ayrıca Can Bey ile Emre Bey konuşacaklar ve her şey yoluna girecek. Benim ajan olmadığım anlaşılacak. Ama o dört göz optik Nazım var ya, işte onun benden çekeceği var. Thank you.
Çok iyi oldu bu yan yola girdiğin. Ama bu benim yüzümden değil. Bu sizin yüzünüzden. Çok güzel. Telefon da çekmiyor. Ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız? Yürüyeceğiz. Nasıl yürüyeceğiz ormanda? Biz kayboluruz burada. Acaba beklesek mi? Neyi beklesek Sanem? Ayrıca benim yön duygum çok iyidir bana güven. Arabadan montum alır mısın? Sana zahmet. Anahtarı da al. Sana güveneceğim. Taşa güveneyim daha iyi. Hadi. Geldim. Kalsın araba burada. Buyurun. Hop hop hop. Ve at ayağını. Dikkat et. Çamur burada. İşte beyaz giyecek zamanı bulmuşsun. Aa, örümcek atı çiçeği çok güzeller. Sanem pek çiçek toplama zamanı değil gibi ha sanki şu an. Ama Can Bey bunlar çok zor bulunuyor. Yani bunlar yabani çiçek. Biraz toplasam. Ne yapacaksın o çiçekleri? Bunlarla parfüm yapacağım. Yani kendi parfümünü kendin yapıyorsun yani. Çok iyi kafa. Yani o bildiğiniz şişedeki parfüm gibi değil. Kremini yapıyorum. Anneannemin tarifi. Kokusu çok değişik. Yabani çiçekler gibi. Ha sen demek ondan öyle. Nasıl öyle? Yok bir şey yok. Sen topla çiçekleri, gidelim sonra. Tamam, bitti zaten. Çok sinek var. Evet. Isırıyorlar da. Hayırlı işler Nihat abi. Ha, sağ ol Mustafa'cığım. Sana da hayırlı işler. Amin et. Sağ ol canım. Bakkala müşteri çıktı mı Nihat? Yılmaz'ın amcaoğlu varmış. Ama o da galiba parayı toparlayamamış daha. Olmaz zaten o canım. Olmaz o. O titiz değil bir kere. Bir kirpas içinde buralar. Pasaklı pasaklı toz içinde. Yok yok olmaz ona veremeyiz zaten. Lan bir de Celal'in bir asker arkadaşı varmış. O da galiba bankadan bir yerden krediyle ilgili haber bekliyormuş. O da olmaz. Kim biliyor muyuz? Hırlı mı hırsız mı? Ailesi kim? Anası dadası kim? Gangster mi? Olmaz biz öyle insanlara veremeyiz dükkanımızı. Tamam, o zaman ben bundan sonraki adaylara şöyle diyorum. Yanınızda gelirken GBT getirin. Ondan sonra sağlık raporu getirin. Hakkınızda bir takım bir şeyler var mı? Benim karımın içine sinmiyor. Gangster misiniz, desiniz buna. Ya. Ya tamam, şaka yaptım işte. Nihat. Heh. Alacak olan kişiye söylesek. Bakkalın ismini değiştin mi sen? Söz ver. Olmaz mı? Hazır. Ona derim ki, bak ben tam 30 sene önce buraya geldiğimde adını bile bilmediğim bir kadına Leyla dedim. Sonra onu çok sevdim. Onunla evlendim. İlk doğan çocuğumuza da Leyla adını verdim. O yüzden bu bakkal çok önemli ha. Bunu değiştirme derim, tamam mı? Şarkımızı da söylersin belki. Yok artık ya. Birisi duyacak. Kim duyacak? Aşkına Nihat ne zamandır söylemiyorsun ne olur? Tamam hadi tamam bak bir daha da söylemem ama. Tamam. Leyla. Leyla. Kız ne oldu sana? Gel bakayım. Oy ben sana kıyamam. Ne oldu çocuğum? İş hayatım bitti bence benim. Aa. Öyle söyleme kızım. Sen daha hayatın başındasın. Hiçbir şey bitmez. Öyle şey olmaz. Yok yok. Bu sefer kesin bitti baba. Leyla. Bir şey diyeceğim sana. Gel ben sana yaşam koçluğu yapayım ha. Bak vallahi yemin ediyorum çok iyi gelecek sana. Güven bana.
İyi hadi yap ya. Yapacak başka bir işim yok zaten. Hadi gidelim. Şey bir dakika dur, sen benden randevu aldın mı ya? Bence almadın. Ben bir bakayım. Bir müşteri var mı diye. Çünkü biraz yoğunum. Var, bugün bir müşterim varmış. Ben seni kesin arayacağım ama, tamam mı? Kesin, söz. Hadi ben kaçtım. Ciao. Ciao ne demek kız? Ciao. İtalyanca görüşürüz demek. Ya, Ali Vedalçı gibi bir şey. He. Kız git git sen bu ayağına. İtalyanca mitalyanca böyle bir öğrenirsin. Başka iş bulursun. Bak ne güzel. Sanem de hanım hanım ofiste. Aman çok güzel, çok güzel. Yok. Seni ben... Çocuğum benim. Ben çocuğuma çay koyayım mı? Yavrum. Can Bey kaybolduk, farkında mısınız? Yani yön duygum iyidir derken neyi kastettiniz gerçekten anlamıyorum ama kaybolduk. Ağacın dibinde yosun tutmuş bir şekilde bulacak arama kurtarma ekibi bizi. Kurtlara yem olacağız. Aa, otel şahanesiniz. Ben Vale ile konuşayım. Ormandan arabayı aldırsın, sen de orada çekin. Tamam. Sizde. Merhabalar, kolay gelsin. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir toplantı suite ayarlanmıştı. Can Divit adına. Can Divit mi dediniz? Kendisi burada mı kalıyor? Evet, şey siz... Arzu Taş ben. Siz de asistanısınız sanırım. Evet, asistanıyım. Ben sizi daha önce gördüm zaten dergilerde. Boy boy fotoğraflarınızı, bacaklarınız da bayağı uzunmuş. Siz de çıkış yapıyordunuz herhalde değil mi? Yanlış anlamadım. Bir an önce yapın o zaman, trafiğe hiç kalmayın. Ben Can Bey'e mutlaka selamınızı iletirim. Lütfen hanımefendilere size öncelik verin. Çıkış yapıyorlar çünkü. Bir saniye, bir saniye. Mumcuları iptal et Sude. Bu gece de burada kalıyoruz. Azucuğum ne oluyor şimdi? Can Divit diyorum şekerim. Can Divit. Yakışıklı, cool, akıllı, zengin. Hep bekar. Anladım. Bizim bavulları hemen geri getirsinler. Bu gece burada kalıyoruz. Nasıl görünüyorsun? Ay mükemmelsin. Yani haddim olmayarak siz iyi olduğunuza emin misiniz? Evet ben çok iyiyim. Yok böyle bir cildinizde bir kuruluk, renkte bir sararma. Hiç sağlıklı görünmüyorsunuz. Ya garip görünüyorsunuz bakın. Aa hayır, hayır şahanesin her zaman söylüyorum tatlım mükemmelsin. Bana hemen spadan bir randevu ayarla. Hemen hazırlanmam lazım. Can Bey daha ne kadar burada? Günlerce, gecelerce burada. Siz keyfinize bakın. Ne oluyor Sönem? Ne yapıyorsun? Can Bey boş boşuna gelmişiz. Arzu Hanım otelden ayrılmış, size de selamlarını iletmiş. Bence yavaş yavaş geri dönelim. Aa yok yok. Arzu Hanım hala otelimizde. Vazgeçti. Bunlar onun mu bunları? Giriyorum ben o zaman. Odanız burası efendim. Buyur, çok teşekkürler. Ben bir duşa gireyim, çok acil. Üstüm başım leş. Bir dakika, bir dakika. Ver şu parayı. Niye? Ne demek niye? Bundan sonra kimsenin işine burnu sokmamayı öğrenirsin. Aldım paranı. Ne olur kaçarım. Süper fikir. Bu dövme Albatros dövmesi miymiş? Albatros dövmesi bu. Şaka mı? Nasıl yani? Çok uzun süredir var bu dövme sanırım. Ne oldu? Albatros dövmesi. Yani bu çok... Çok anormal bir tesadüf. Gerçi yani normal olsa tesadüf olmaz değil mi? Aradın mı Arzu'yu sanem? Yani aldın mı randevuyu? Evet evet. Aldım. Hatta öncesinde de
kuru temizlemeye götüreceğim bunları. Temizlensin kıyafetleriniz. Ya ben duşa gireyim de onu başka şekilde mi halletsek? Kuru temizleme biraz uzun iş yani. Fırçalayalım, ıslak mendil falan bir şekilde halledelim. Beklemeyelim yani. Ay yok yani, beklemeseniz ne olacak? Arzu Hanım'la görüştüm, bir iki saat işi varmış. O yüzden o zamana kadar temizlensin eşyalarınız. İyi tamam, götür o zaman. Ama acele et. Tabii tabii. Siz de böyle Zeus gibi dikil. Güzelce duşunuzu alın. Ben halledip geliyorum. Kolay gelsin. Sağ olun. 306 ne zaman alırım? 15 dakikaya odanıza göndertirim. Yo. Acele etmeyin. Yavaş yavaş. Özenle temizleyin. Akşama kadar vaktimiz var. Hiç acele etmeyin. Merhaba. Arzu Hanım içeride mi? Şu an masajda. Peki masajdan çıktıktan sonra siz bana haber verseniz. Vermezsiniz. İyi o zaman ben birazdan tekrar uğrarım. Kolay gelsin. Neredesin? Ava'dayım. Bir aksiyon hep aksiyon. Ya Ava'da senin ne işin var Sanemsi? Sanemsi mi? Kız mahalleye mi gelmiş? Selam söyle, çok selam. Zebercet mi o? Ne Zebercet ya? Sen devam et. Ya Can Bey ile Ava'da oteldeyim. Şimdi odada çıplak olduğu için giremiyorum odaya, dışarıdayım. Kızım, ya bir sen çıplak, bir o çıplak. Ben hiçbir şey anlamadım ki. Ya Can Bey şimdi şirketi satmaya çalışıyor ya. Ben de böyle türlü zeki hamlelerle işini bozmaya çalışıyorum. Arzu Hanım var ya, hiç işle güçle alakası yok. Can Bey kafalayıp sevgili olma dersinde. Kadını görsen fıstık gibi. Manken zaten tahmin edersin. Ama duruma el attım. Can Bey'in kıyafetlerinin hepsi kuru temizlemedi. Odada çıplak. Odada çıplak olunca ne olacak? Odadan çıkamayacak ve... Hayır. Ne oldu? Sanemsi? Alo. Alo ne oldu? Ne oldu? Ayhan ne oldu? Vallahi bir şey oldu. Ya Muzo bir dur ya Allah'ını seversen. Can Bey kıyafetiniz hazır buyurun. Ben alayım onları. İki saniye bekler misiniz? Tabii. Paraya gerek yok ya. Çok teşekkürler efendim. Can Bey buyurun. Ben bir yüzlerimi değiştireyim. Hadi değiştirin. Şu hanımefendi, parımı verir misiniz lütfen? Allah Allah ya. Ben bakayım, ben bakayım. Alo. Merhaba Can Bey. Ben Arzu Taş'ın menajeri Tude. Arzu otelde olduğunuzu öğrendi de sizinle bir kahve içmek ister. Ne dersiniz? Merhaba. Ben zaten Arzu Hanım'la görüşmeye geldim. Kaç gibi buluşalım? Bizim bir saate kadar işimiz bitiyor. İsterseniz çıkınca yeri kararlaştıralım. Olur mu? Tamam. Sizden haber bekliyorum. Tamam. Görüşmek üzere. Allah sana helal olsun. Bunu da halletmişsin. Şaşırtıyorsun beni. Ben bir soğuk su alayım. Çok soğuk bir soğuk su. Hadi bitti mi? Bitmedi. Çok soru var. Bildiklerimi yapıyorum önce. Vaktim kalırsa diğerlerine döneceğim. Ayhan vergi dairesi diyor. Ben bunu niye dolduruyorum? Bak. Bu müşteri bilgi formu, tamam mı? Sizler bunu doldurduğunuzda ben sizin hakkınızdaki bütün bilgilere sahip olmuş oluyorum. Hani bakayım, buraya boş bırakmışsın. Pasaport diyor, benim pasaportum yok. Ayrıca sen benim hakkımda her şeyi biliyorsun. Biz 20 senedir karşılıklı oturuyoruz. Zebercet, sen Sanem'i istiyor musun? Aşk olsun. Deniz suyu istemez mi? Ay güneşi istemez mi? Kafa beyin istemez mi? O zaman kural bir. İtiraz etmek yok. Kural iki. Ayhan bir şey söylüyorsa onun bir bildiği vardır ya. Kural üç. Ayhan ne derse doğrudur. Kural dört. Ödemeler nakit. Onu da peşin alıyorsun. Ah. O zaman anlaştık diyebilir miyiz? Hadi bakalım. Yaşam koçu, koç.
pardon. Ya biraz önce telefonla konuştum da şimdi çekmiyor. Nerede çeker bu telefon? Ne bileyim ben. Şuna. Vallahi bir çekiyor, bir çekmiyor. Bazen çekiyor, bazen çekmiyor. Çok sağ ol ya bilgi için. Geldiği zaman da çok oturuyorlar. Emre Bey, çok pardon. Bir saniye. Bir dakika. Alo. Alo. Ya çok pardon, şu tarafa doğru geçer misiniz? Çok teşekkürler. Alo. Ha, Emre Bey, Arzu Hanım'la Can Bey'in görüşmesine engel oldum ama menajeri aradı. Takriben 20 dakika sonra işler çığırından çıkabilir. Çıkabilirdi. Çok iyi bir fikrim var. Bu plandan çok umutluyum. İyi günler. Teşekkürler abla. Geç geç. Hiçbir kızla fotoğrafı yok. Afrika'da hücra köyler, göçmen fotoğrafları, sergiler. Bu adam kesin yalnız. Ay, inanmıyorum ya. Resmen beni görmek için gelmiş. Unutamamış belli ki. Nasıl yani? Siz tanışıyor musunuz? Yani Avrupa'da, Amerika'da karşılaşıyoruz. Konuşmuyor pek benimle ama... belli ki etkilenmiş. Etkilenmiş. Aa, Arzu? E bu Can, Fikri Harika'nın sahibinin oğluymuş. Evet, ne var bunda? Ay ne demek ne var şekerim? Sen bu adamla bugün sözleşmeni iptal etmedin mi? Aa bir dakika ama. Belki de seni ikna etmeye geldi. Olamaz mı? Olabilir. Yok. Öyle şeylerle uğraşmaz pek. Rus kocaman fotoğrafçı. Gerçek bir sanatçı. Dünyayı geziyor adam. Bir iki gün gelip gidiyor İstanbul'a. Öyle diyorsun ama ben gene de biraz şüphelendim. E tatlım, ikna etmeye geldiyse ikna etsin o zaman, değil mi? Tabii, doğru söylüyorsun şekerim. Bir şey diyeceğim Sude. Sanki kollarım biraz kalınlaşmış. Ya böyle bir şiş, bir çirkin hissediyorum kendimi. Kilo mu aldım ben? Aa, ay hiç öyle şey olur mu tatlışkom? Bakayım. Ay sen süpersin. Sen mükemmelsin. Sen Arzu Taş'sın ayol. Ayhan, Ayhan, burası hangi dağın başı? Ayhan, nereye geldik? Evden uzaklaştık. Endişeleniyorum. Ayrıca Sanem nerede? Telefonda ne konuşuldu? Bunları bilmek benim hakkım. Danışmanlık ücretimize en yakın arkadaşın gizli bilgileri dahil değil. Ne dahil acaba o 60 TL'ye? Sanem'in kalbine giden yollar. Vallahi mı? İşte beni yakaladın. Bana bunlarla gel. Şimdi ne yapıyoruz? İlk görevimiz ellerin. Muzo, bizim bu terleme olayına bir çözüm bulmamız lazım ya. E Ayhancığım, hani ben böyle mükemmeldim. Eldir bu terler. Alın teri kutsal da el terini niye elinin tersiyle itiyorsun? Ayrıca ben kendimi böyle beğeniyorum. Ben seni böyle beğenmiyorum ama. Allah Allah. Ya ilk kuralı hatırla. İtiraz etmek yok. Geldik zaten. Nereye geldik? Aa, Skin Beauty. Ne demek ki? Skin Beauty. Cildin güzelliği demek. Seni güzelleştireceğiz. Ayhan'ın ellerine bırak kendini. Ben biliyorum böyle yerleri. Para tuzağı buralar. Güzelleşeceksin işte. E cilt bakımı, cilt bakımı diyor. Geldiğimizden beri alıcı gözle bakıyorum. Koltuklar, kanepeler, mobilyalar hepsi konsept. Of! Kolay gelsin. Çiçeklere bakıyor musun sen? Şu çiçekleri görüyor musun? Hepsi özel yapım. Gerçek gibi yapmışlar hepsini. Her yer tablo, her yer sanat eseri. Aham, çelik konstrüksiyon var şurada, dünyanın parası. E bunun da bir faturası olacak. Bunun faturasını kim ödeyecek acaba sevgili yaşam koçum? Senle ben ödeyecek. Daha çok da ben ödeyecek. Ya sen ne cimri adam çıktın Muzo ya. Allah Allah ya. Senin için yapıyoruz herhalde bunları. Benim için başka bir şey yap. İmajımı değiştir. Beni sevdirt. Beni Sanem'e sevdirt. Elimle uğraşmak nedir? Terliyor işte. Ayrıca mekan da sıcak. Mekansal bir problem olabilir. Diyorsun. Diyorum da dinletemiyorum. Hoş geldiniz. Hah hocam. Sadık hocam.
getireceğim. Saygılar. Hastamız sizsiniz anlaşılan. Yok, taş gibiyim affedersiniz. Sadece ellerim biraz terli. Şimdi bu elinizdeki ter problemini 10 dakika içerisinde çok kolay bir yöntemle çözebiliriz botoksla. Ha, botoksla. Botoksla, evet, evet. Botoks ne? Şimdi botoks şöyle bir şey, elinize ne gerek var elinizde? Bence duymaya gerek yok. Zaten yapılınca biz görmeyecek miyiz bunu? Tabii, bir de zaten hanımefendinin alanı. He. Muzucuğum, sen şimdi biraz otur, bekle. Hatta bak dergi var burada, dergi oku. Oyalan, tamam, geliyorum hemen. Tamam. Bir saniye bakar mısınız? Pazarlık yap, pazarlığı sıkı tut. Konuşacağım oğlum zaten, sakin ol. Kasık tattırma beni. Ayhan, para kolay kazanılmıyor Ayhan. Hocam şimdi şöyle, bu arkadaşın iğne hobisi var. Yani böyle iğneyi görünce bayılıyor falan. Yani biz bunu nasıl yapabiliriz böyle? Bu işlemi böyle bir iğneyi falan göstermeden yapılabilmenin bir yöntemi var mıdır? Hanımefendi, botoks iğneyle yapılan bir işlem olduğu için çok da imkanlı değil yani. Nasıl yapacağız göstermeden? Nasıl göstermeyeceğiz? Siz de haklısınız. Ayhan! Ayhan bak ne diyor bak. Aşk acısı çeken insanlar daha çok yaşarlar. Senin adına çok sevindim o zaman Muzo. Bu arada ben kendisinin yaşam koçuyum. Ayhan ben hocam. Tebrik ederim. Ben tebrik ederim. Meslektaşız yani. Bu şey botoks işlemini böyle hemen yapıp bitirebiliyoruz değil mi şu an? Yaparız tabii. 10 dakikalık bir işlem hemen. Emreciğim, niye bakınıp duruyorsun? Üniversite kafesindeyiz. Kim görecek bizi burada? O yüzden değil. Abim falan biliyorsun işte. Babam görecek bitti, abim görecek başladı. Ne bela kadınmışım ben ya. Sen benim başıma gelen en güzel belasın. Aman Emre. Baksana içten güçten aşkımızı yaşayamıyoruz doğrusu. Arzu'nun telefonu da hala çekmiyor. Aylin, ne kadar hırslı olduğunun farkında mısın? Ha? Gözün dönüyor iş meselelerinde. Biz ona başarılı iş kadını diyoruz aşkım. Senin sanamdan haber yok mu Aylin? Aradım ulaşamadım. Merak etme. Can az sonra red cevabını alır geri döner. Sizi orada bekliyor olacakmış. Tamam da sen kimsin? Ben resepsiyonda çalışıyorum. Biraz grip olmuşum da patronum maske tak öyle çalış dedi. Tamam canım hadi sağ ol. Sağ ol. Ay Sude. Sen ve ben diyor. Tekne turu diyor. Bakayım. Ay süper. Ay sen bana aşkını ilan etmeye gelmişsin. Yavaş. Maskeniz çatlayacak, o yüzden söyledim. Hadi hadi, ben de geleceğim. Gezeceğim, bakacağım. Koşun, hadi, hadi. Gizlice bir yerden izleyeceğim. Koşun, can kadına da yetkili servis dedik ama hapla mapla tedavi edecekse biz onu eczaneden alırdık. Yemin ediyorum kazıklanacağız. Sosyetik yere geldik yeminle. Ya ne taktın sen şu parayı ya? Bir rahatlasana Uzo. Evet, içeriye doğru geçebiliriz. Arkadaşlarımız odamızı hazırladı. Buyurun lütfen. Tabii, buyurun. Estağfurullah. Siz buyurun hocam. Önden buyurun. Yok, buyurun lütfen. Estağfurullah. Estağfurullah. Hocam, bize bir iki dakika. Tabii. Muzo, korku dediğin nedir ya? Sen şimdi korkularına yüzleşeceksin. Ya botokstan korkmak nedir ya? Botokstan korkmak nedir ya? Ben botokstan korkmuyorum zaten. Sadece hastaneden korkuyorum. Şu kokuya baksana böyle. Peki bu hastanede seni tam olarak korkutan şey nedir? Faturanın yüklü gelmesi. Faturayı yüklü getirecekler bunlar. Kazıklayacaklar bunlar bizi. Burası sosyetik yer. Üç tık beş tık olacağız biz. Ya bırak şu faturayı bir kenara. Bir rahat da şöyle bir derin nefes al. Bak, botokslu bir dünya düşün. Ellerinin terlemediği, Sanem'in seni sevdiği, sana aşık olduğu bir dünya düşün. Sanem'le el ele kol kola bir dünya. Botoks nedir ya? Ulan botoks dedik. Kim ulan botoks? Beni biliyorsun.
Taşı sıksam suyunu çıkarırım. Botoks nedir ya? Botoks nedir? Tam zamanı. Hadi başlayalım bakalım artık. İyi. Hocam. Beyefendi. Bayıldı şey. Hocam bu bayıldı. Doğal anestezi diyelim. Botokslayın gitsin. Hadi o zaman. Niye aramadılar hala ya? İsterseniz ben odalarını arayayım. Arayayım onları sorayım olur mu? Olur ara da bir an evvel halledelim gidelim. Tabii. Alo. Merhabalar, kolay gelsin. Acaba Arzu Taş'ın odasına bağlayabilir misiniz? Çıktı. Çıktı mı? Öyle mi? Tamam, teşekkürler. Az önce bisiklet turuna çıkmışlar. Bisiklet turu mu? Evet. Ya anca akşama döner diyorlar. Akşama mı dönerler? Allah Allah ya. Oyun mu oynuyor bende bu kadın? Siz daha az yapmadınız yani Emre Bey. Ne yapmadım Emre? Can Bey, belli ki bu kadın bizimle görüşmek istemiyor. Yani acaba Emre Bey mi arasak, o mu aracı olsa ya da biz geri mi dönsek artık? Ben buraya kadar geldim, halletmeden dönmem. Nereden kiralanıyormuş bisikletler? Gel, bir bakalım. Can Bey, yani koskoca ormanda yakalayabilecek miyiz Arzu Hanım'ı? Yani hiç gitmesek mi? Rotayı otelden verdiler zaten. Gidiş dönüş bir yol, bir yerlerde yakalarız. Yakalarız diyorsunuz. Bisikletin rengi sadece bir acayip ama yapacak bir şey yok. Otelde bir tek var. Ben çok hızlı kullanamam ama. Ben de yarışırız diyordum. Ne oldu Sanem? Ya ben burayı bir dergide okumuştum da. 2 dakika durabilir miyiz? Tabii tabii durabiliriz. Sen tabii dergide görünce unutmuyorsun değil mi? Yalnız bak dikkat et. Orası biraz dik. Uçurum aşağısı. Tamam. İşte gelin kayası. Yani geline benzettikleri için bu ismi takmışlar. Hikayesini biliyor musunuz? Yok, hayır bilmiyorum. Ama sen anlat, ben severim hikayeleri. Olur, anlatayım. Avada yaşayan çok güzel bir kız varmış. Ama avanın dışına hiç çıkmamış. Sonra günün birinde yabancı bir adam gelmiş avaya. O da tüm dünyayı tekneyle dolaşan bir kaptanmış. Bu zamana kadar sevdiğini bulamamış. Ama avalı kızı görünce ona hemen aşık olmuş. Kız da ona aşık olmuş tabii. Sonra evlenmeye karar vermişler. Kaptan babasından istemiş kızı. Babası da ben yabancıya kızımı vermem demiş, reddetmiş. Sonra da kaçmaya karar vermişler. Neyse ben sıkmayayım şimdi sizi. Yok hiç sıkmadım beni. Merak ettim gerisini. Sonra genç kız sözleştikleri gibi sahile gitmiş kaptanı beklemeye, gelinliğini giyip. Ama saatlerce hatta günlerce kaptan gelmemiş. Kız da çok üzülmüş. Ben eğer sevdiğime kavuşamayacaksam ya kuş olayım ya da taş olayım demiş. Sonra da taşa dönüşmüş. Üzülmüş.
Ya aslında öyle değil. Kızcağız... Bence başımıza bir şey gelmeden artık buradan çıkalım. Dönelim, ha? Ama Arzu Hanım'ı arayacaktık. Müsaitliğini bekliyoruz. Arzu Hanım merhaba, ben de sizi arıyorum her yerde. Ay bunu duymak ne kadar da güzel. Ben de sabahtan beri sizin peşinizdeyim. Tekne turuna da gelmediniz. Kalbimi kırdınız. Bisiklet turu değil miydi o? Ay, resepsiyon karıştırdı herhalde. Yani otelde bir tur bir tur. Aktivite dolu otel. Herkes tur tur geziyor. Buyurun içeride konuşalım. İçeride mi? Odada mı konuşacağız? Aşağıda konuşsaydık. Asistanınız da pek heyecanlı galiba. Odayı açayım ben size. Buyurun Arzu Hanım. Teşekkür ederim. Ne ikram edeyim size, ne içersiniz? Detokstayım, şu an hiçbir şey içemem. Lütfen bana artık Arzu deyin. Kaçıncı karşılaşmamız oldu artık yani? Ben de size canım. Ne münasebet ya? Ne münasebet? Bir şey içmeden olur mu öyle? Soğuk bir su falan getireyim en azından. Hani terlemişsinizdir. Artık bu iş başlamaz, terlenecekse. Tamam olayım. Can biz baş başa konuşsak diyordum. Olur, terasa çıkalım. Hı hı. Getiriyorum o zaman ben suyunuzu. Arzu, benim buraya gelme nedenim... Odanın manzarası çok güzelmiş. Buyurun suyunuzu getirdim. Ama yani yeterince soğuk mu bilemedim. İsterseniz beraber gidip bakalım derecesine. Ben bakalım. Yeterince soğuk. İyi yani, iyi. Bir şeye ihtiyacınız olursa ben buradayım. Teşekkürler sana. Bir şeye ihtiyacımız yok. Tamam, çıkayım yavaş yavaş. Bardağı da alayım önce. Yok, bende kalsın. Ben... Çok tatlı kız ya. Evet. Hiçbir şey duyamıyorum ya. Ne yapacağım? Yani şu an iyi ki paparaziler yok etrafta. Yani düşünsene bizi bu şekilde görselerdi. Yani sen ülkenin en trend bekar erkeği, ben de en trend top modeli. Hemen başlık hazırdım. Yılın çifti. Evet ya, iyi ki yok paparaziler. Evet. Haklısın yani. Arzu, ben sana yaptığım teklif hakkında konuşmak istiyorum. Teklif derken? Aslında ben de sizinle çok çalışmak istiyorum Can. Aileyle yaptığın sözleşmeyi kabul etmiyorum. Yani bunu bozacağım, haberin olsun. Şirket olarak sana ihtiyacımız var, verdim gerek. Hiçbir şey anlamıyorum ki. Senin bu asistan da pek ilgili yani. Neyse, ne diyorduk? Ben böyle bir şeyi kabul edemem Arzu. Sabah bizle sözleşme imzalıyorsun. Sonra bir anda vazgeçip Aylin'le anlaşıyorsun. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Sizinle derken senin ajans. Yani babanın ajansı. Sen işlerin başına mı geçtin? Ya bir süreliğine.
Ay inanmıyorum ya. Bütün bu meziyetin üzerine bir de bunu mu ekledin? Ya ben senin patron olduğunu bilmiyordum ki. Aileyle çalışma bize gelir. Yani dönemem ki çünkü ailem bana şantaj yapıyor. Ne? Şantaj mı? Ne şantajı? Ya çok utanıyorum. Arzu, bir çözüm buluruz. Sen söyle lütfen. Ama sen böyle gözlerim içine bakıp lütfen deyince bütün yelkenlerim suya iniyor. Ya benim eski fotoğraflarım var. Böyle şişko, tek kaş, yüzümde benle. Ayrılımları bana karşı kullanıyor. Ya düşünsene onları sosyal medyaya verse. Rezil olurum ben Can, rezil olurum. Kendin koy sosyal medyaya. Ne? Kendin koy, ondan önce de adam. Bilmiyorum. Bana güven. Fotoğrafları kendin koy ve altına kendimi her halimle seviyorum, güzellik görmeyi bilenimdir yaz. Ay çok şahane. Sen bunları nereden biliyorsun ya? Ay hemen koyuyorum, çok heyecanlıyım. Yer ya. Alo. Emre Bey. Emre Bey. Alo. Sen hem sabahtan beri arıyorum. Telefonun kapalı, ulaşamıyorum sana. Ne duyamıyorum? Ya telefon çekmiyor burada. Ben neler çekiyorum burada bir bilseniz. Can Bey'le Arzu Hanım'ın görüşmesi engel olamadım. Ne diyorsun sen Sanem? Ben sana ne dedim? Ay tam gelmiyor sesin. Efendim? Ne diyorsun sen Sanem? Ben sana ne dedim diyorum. Arzu Hanım Can Bey'e ahtapot gibi yapıştı yani, engel olamadım. Ne konuştular? Vallahi kadın ben sizinle çalışmak istiyorum gibi bir şey dedi ama devamını duyamadım. Sen onları ayırmaya bak. Bir gelişme olursa da beni haberdar et, tamam mı? Tamam, tamam. Of, nasıl yapacağım ya? Ay inanmıyorum ya, tam 7 dakikada 1240'lar kalmışım ya. Ya çok iyisin, bir daha iyisin Can. Bak. Gördüğün gibi artık ailenle çalışmana gerek kalmaz. Ailenle sözleşme imzaladım. Biliyorsun bunda çok zorluk çıkartacak yani. Karşında bana ne teklif ediyorsun? Sen ne istiyorsun? Orasını daha sonra konuşuruz. Ama işle ilgili benim fotoğraflarımı çeksen yeter. O olmaz işte. Ben moda fotoğrafları çekmiyorum biliyorsun. Ama sana en iyi... En iyisi sensin. Senin için... Geldim. Üşütmüşsünüzdür diye düşündüm. Güneş gidiyor gibi oldu da üşütmeyin dedim. Şöyle... Baksana hiç. Gitti güneş. Sizin de suyunuz iyice ısındı. Yani mış. Ben size soğuk bir su getireyim, olur mu? Benim suyum da iyi. Şala da ihtiyacım yok. Hatta hava çok sıcak. Teşekkür ederim. Allah Allah. Güneş gider gibi oldu ama demek ki. Bende kansızlık vardı. Herkesi kendim gibi sanıyorum. Galiba. Gideyim o zaman. Bunu uzun birlikteliğin bir başlangıcı olarak düşün. Sen ve ben. Beni kim çekse fark etmez yani. Ha Ahmet çekmiş, ha Mehmet yani. Ama o zaman işte aileyle çalışıyorum. Arzu. Sen ve ben. Ne olur. Ya ne olur ya, beni düşünmüyorsan ajansını düşün. Lütfen. Tamam. Tamam. Ben çekeceğim.
seninle. Ya süper. O zaman akşam baş başa yemeğini kutlarız. Olur. Yeter ama ya. Arzu'yla yemek yemem gerekiyor da sen açsan eğer buraya bir şey söyle, tamam mı? İstemez. Ben çok güzel bir restoran biliyorum. Kısmet'in yeri dergide okumuştum. Orada yerim yemek. Vallahi denizden ne çıkarsa o, ne çıkarsa bahtına. Otel yanıyor, otel! Ya! Kız koparttın Müge'sini. Ya Melahat abla, diyorum ki acaba benim saçlarımı siyah mı boyasak? Bak şuradaki siyah çok güzel görünüyor. Böyle komple siyah mı yapsak benim saçlarımı? Ne diyorsun? Ay. Ay, yanındaki kızıl da çok güzelmiş. Kızıl da yapabiliriz. Yarısını siyah yapıp yarısını da kızıl yapalım şöyle uçlarını. Alevli alevli gibi olur. Nasıl içimden geliyorsa ya. Vallahi çok güzel olur bence. Ha? Evet. Hadi çocuğum. Kalk bakayım sen. Kalk 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 kalk. Hadi kalk bakayım sen. Acaba kessek mi benim saçlarımı ya? Ne? Ha vallahi şöyle küt keselim ya. Ferahlarım biraz, rahatlarım. Gerçekten. Hatta ne yapalım biliyor musun Melahat abla? Saçlarımı siyah boyayalım. Sonra da böyle küt keselim. Matilda gibi olur. Çok güzel olur. Ne diyorsun, keselim mi? Kesmeyelim canım. Neden? Çünkü sen bunalımdasın Leyla'cığım. Ben de bunalımdayım. Yok, ben bunalımdayım. Kızım, bunalımda olan kadın ne yapar? Devamlı saçıyla oynar. Böyle keser, boyar, moyar. Sonra eve gider, beğenmez. Zırlar, zırlar. Kuaföre gelir. Bu sefer kuaföre saldırır. O yüzden kusura bakmayın Leyla Hanımcığım. Biz müessese olarak bugün size hizmet veremeyeceğiz ne yazık ki. Melahat abla, sen nereden uyduruyorsun bunları ya? Ben bunalımda falan değilim. Gayet iyiyim yani. İşim yerinde, gücüm yerinde, hayatımda her şey yolunda yani. Hizmet veremezmiş. Ben senden hizmet almıyorum ya. Ben kuaföre eleştirilmeye, azarlanmaya mı geldim acaba? Saçlarımı yaptırmaya mı geldim? Allah Allah. Gidiyorum ben ya. Kız, tablonu da götürüyorum ayrıca. Çocuğum. Çocuğum. Hep kuaförler suçlu zaten değil mi? Ne bağırıyorsun kız çocuğuma? Ne bağıracağım be? Asıl mağdur olan benim ben. Mağdurum ben. Aa, ne oldu ya Melahat abla? Bırak Allah aşkına ya. Şey, eğer müsaitseniz akşam Muzo'yla beraber biz maniküre geleceğiz. Muzo'yla mı? Evet Melahat abla. Muzo'yla. Ne oldu? Çok mu şaşırdın? Artık günümüzde erkekler de en az kadınlar kadar bakımlı. Ben de gündelik hayatın stresinden kurtulmak için kişisel bakımıma özen göstermeye karar verdim. Artık ben de metropopülerim. Anan nerede, ne zamandır görünmüyor? Şöyle izah edeyim anneciğim. Anamgillerle size gelmeye bir süre ara verdim. Sanem'i istemeye kısa bir ara ama kısacık bir ara. Az dinleneceğiz, ondan sonra bomba gibi geri dönüyoruz. O zamana kadar da Ayhan'la biz... Ayhan'la biz, Muzo'yla biz biraz dolaşırız. Geliriz maniküre diye düşünüyorum. Bir turlarız. Hadi görüşürüz. Nihat babama çok selam. Hadi baş üstüne, hadi selametle. Aramızda demiyor muyum ben sana? Bana bak. Hı? Bu Muzaffer'le Ayhan pek mi sıkı fıkı bu aralar? Salim'i unuttu galiba. Demedi deme. Deme Melahat. Demedi demeyeyim. Sen deme. Hadi!
Can Bey, siz... Seni görünce dayanamadım. Ben... Hayal görüyorum sanki. Şu an hayal görüyorsun zaten. Ne yapıyorsun Sinem ya? Ne yapıyorsun? Kendine gel. O kadar mutluyum ki. Yani şu an hayal bile edemezdim. Baksana, baş başa beraber buradayız. Artık bir şeyler sipariş edelim mi? Ne yersin? Benim akşam yemeğim bu. Detoks. Ben de bir şey yemeyeceğim ya. Bir duble viski alayım. Pardon. Buyurun. Bir duble viski alayım buzlu, yanında da kahve alayım. Yani bunun içine mesela maydanoz koyuyorlar, muz koyuyorlar. Can Bey, siz Arzu Hanım'la yemek yemeyecek miydiniz? Erken bitti diyelim. Oturabilir miyim? Tabii. Ne yiyorsun? Ne çıktı bahtına denizden? Sardalya. Mevsimi? Ama çatal bıçak vermiyorlar. Yani elle yemek gerekiyor. Yiyebilir misiniz? Bakar mısın? Bir sardalya da ben alabilir miyim? Yani göçmenleri, mültecileri, Afrikalı çocukları çekmek? Yok. İnsan bir süre sonra alışıyor. Bana açıkçası İstanbul'da uzun süre yaşamak zor geliyor. Yani dünyada bu kadar dert varken insanların detoks, metoks derdinde olması tuhaf geliyor açıkçası. Biliyor musunuz ben Galapagos'a yerleşeceğim bir gün. Galapagos'a? Evet. Vay, iddialı. Neden Galapagos? Yani rüyamda gördüm. Oraya yerleşip orada kendi romanımı yazacağım. Yaz tabii. Kesinlikle yaz. Ben de seve seve okurum. Bu arada Galapagos Albatros'ların da uğrak yeri. Biliyorum. Sen utanınca bayağı bayağı çocuk gibi oluyorsun. Sen nasıl bu kadar saf kalabildin? Bilmem.
Sen üşüdün. Bu benim elimde duracağını senin üzerinde dursun zaten. Teşekkür ederim. Ya böyle sizinle sohbet edince ne kadar iyi bir adam diyorum. Nasıl oluyordu aslında? Aslında ne? Leyla'yı neden işten attınız? Sanem ben Leyla'yı işten atmadım ki. Bilgisayarın incelenmesi uzun sürdü sadece. Ya tabii. Aslında siz meleksiniz. Bütün bunları iyilik için yapıyorsunuz. Hiçbir art niyetiniz yok. Maşallah. Tüm bunlar derken Sanem, ne diyorsun, açık konuşsana benimle. Siz benim patronumsunuz diyorum. Niye buradayız diyorum. Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Her şeyin farkındayım diyorum. Anlıyorum. Kusura bakma. Bundan sonra sadece patron göreceksin karşında. Efendim. Geliyoruz. Araba hazırmış, gidelim. Aradım sana, ulaşamadım. Niye bana geri dönmüyorsun? Arayamadım Emre Bey. Arzu Taş Can Bey'le anlaşmayı yaptı. Engel olamadım, kusura bakmayın. Kusura bakarım Sanem. Sen işin ciddiyetinin farkında mısın? Abim büyük işler bağladıkça ajan senden gidiyor. Ya şirketi satacak diyorum, sen hala eğleniyorsun orada. Ha, Emre Bey ne eğlenmesi? Kadın tutturmuş can diye. Ya ben ne yapabilirim? Sanem. Benim senin için yaptıklarımı düşün istersen ha. Tamam, haklısınız. Özür dilerim. Kovuldum mu ben şimdi? Kovulmadım. Ama bundan sonra daha fazla hata istemiyorum, tamam mı? Hadi iyi geceler. İyi geceler Emre Bey. İyi geceler. İsterseniz ben kullanayım. Gerek yok, cezası neyse öderim, hadi. Sanem. Efendim. Geldik. Nasıl, nereye geldik? Evine geldik. Siz benim evim nereden biliyorsunuz? Sen Ülken annen aradı, oradaydınız. Can Bey, siz annemle mi konuştunuz? Merak etmişim. Şansınız, belaya soktunuz, farkında değilsiniz ya. İyi geceler Can Bey. Çok teşekkürler. Artık yarın görüşürüz. İyi geceler. İyi akşamlar oğlum. İyi akşamlar Meykubi Hanım. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, çok sağ olun. Buralara kadar zahmet etmişsiniz, getirmişsiniz kızımızı, sağ olun. Estağfurullah, olur mu bir şey? Merhaba, ben de Ayhan. Can, ben de. Can. Hangi Can? Ha, Can. Ben de Ayca Ayhan. Ben de. Memnun oldum. Merhaba efendim. Ben Melahat. Komşularıyım. Hoş geldiniz. Börek yeni yaptım. Yer misiniz? Neli? Kıymalı. Ha, süper. Yapma. O börek bağımlılık yapıyor ya. Hiç sorun değil. (Gülüyor)
Hoş geldin Sanemciğim. Hoş geldin bey biraderim. Muzaffer ben. Siz kimsiniz acaba gecenin bu saatinde mahallemizin güzel kızını evine bırakan? Can ben. Merhaba. Of. Elleri ıslak, elleri leş. Alacakaranlık kuşağının tam ortasına düştünüz şu an. Can Bey benim patronum. Ha, patron. Ama eve bırakan bir patron. Vallahi sağ olun Can Bey. Can bir insanmışsınız gerçekten. Her çalışanını tek tek eve bırakmak nereden baksan bayağı iş. Ama Sanemciğim evlenince en azından onun yükünü alacağız. Sen şey etme Muzaffer. Can Bey, eve bıraktığınız için çok teşekkür ederim. Ben arabaya kadar getireyim sizi. Buyurun bir çayımızı için buralara kadar gelmişsiniz. Buyurun. Can Bey, ben arabaya kadar eşlik edeyim. Can Bey çok yoruldu bugün. Yarın da iş var. Buyurun Can Bey. Ama bekleriz daha sonra. Bekleriz ama. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Geç oldu. Geç oldu. İyi başka akşamlar. Zaman inşallah. Geç oldu. Ay yine gelin. Çok teşekkürler Can Bey. Sağ olun. Rica ederim. Ay Mevki Bey. Su dökeyim arkasında. Hadi film bitti mahalleli. Hadi herkes evine iyi geceler. Hadi. Ayhan ben sana yarın anlatırım tamam mı olaydan? Hadi bakalım. Zebercez. Hayırlı akşamlar. Melahat abla gel. Hadi. Sen, hadi sen. Sen her şeyi anlatacaksın bana. Anlat. Anlatacağım ben sana. Çocuğum. Gel. Ay sen teyze hadi. Hadi iyi geceler. Çok iyi. Can Bey nasıl düzgün, nasıl yakışıklı, nasıl kibar bir çocuk öyle. İyi geceler anne. Bana bak, buraya gel. Eğer Can Bey olmasaydı ben şu an meraktan ölüyordum. Söylemediğin kalmadı adama. İlkokul çocuğu muyum ben? Aldırıp havaya gittim ya. Gözlerime bak. Anne. Anne şöyle bak, vallahi tedirgin oluyorum. Senin Can Bey'le aranda bir şey var mı yok mu? Nasıl bir şey? Anne yok öyle bir şey. Aman hakikaten yokmuş olsa şaşardım zaten. İyi geceler anne, iyi geceler. Bir dakika daha bitmedi sana. Deki güvercin, yalıdaki çapkın, kaldırımda baygın, sana da günaydın. Şarkıdaki serçe, camdaki teyze, uykusuz aşık, sana da günaydın. Deldeki güvercin, yalıdaki çapkın, kaldırımda baygın, sana da günaydın. Şarkıdaki serçe, camdaki teyze, uykusuz aşık, sana da günaydın. Can Bey merhaba, Güliz aradı, beni çağırmışsınız. Hoş geldin Leyla, gel geçelim şöyle. Merhaba Deren Hanım. Ne içersin? Bir şey almayacağım, çok teşekkürler. Bunu verebilir mi isteriz? Yok, afiyet olsun. Canım çok sıkın Leyla. Bütün bilgisayarları incelettim. Hepsi temiz. Seninkiyle uğraşıyorlar birkaç gündür. Biliyorum Can Bey ama bakın... Leyla, o bilgisayardan ailene mail atılmış. Bizim bütçeler, projeler falan. Sonra özel bir program yüklenmiş ve hepsi silinmiş. İşte kurtarılan mailler, raporlar hepsi bende. Ben yapmadım. Biliyorum. Nereden biliyorsunuz? Kontrol ettim. Ailene mail atıldığında sen tatildeymişsin. Ayrıca...
Aylin dün projemizi daha çalmaya çalıştı. Yine sen ofiste yoktun. Kısadan ise sen ajan olamazsın ama senin tanıdığın biri olmalı. Leyla, o bilgisayarı kime verdin kullanması için? Can Bey, bilgisayar benim üzerime zimmetli. Ama ihtiyaç dahilinde herkes kullanabiliyor. Yani belgeler falan da bilgisayarın içinde olduğu için bilemiyorum ki herkes olabilir. Tamam. Kusura bakma. Üzdüm seni de. İşine dönebilirsin. Ama aklına bir şey gelirse mutlaka bana haber ver, olur mu? Tamam Can Bey, siz hiç merak etmeyin. Bakın, o ajanı bulmayı en az sizin kadar ben de istiyorum. Ayrıca ben Emre Bey'i üzecek bir şey yapmam. Beni tanıdıkça daha iyi anlayacaksınız zaten. Hatta izin verirseniz o ajanı ben bulup getireyim size. İzin senin. Tamamdır. Hemen bugün dönebilir miyim ofise? Tabii, dönebilirsin. Ay, çok teşekkürler Can Bey. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ofiste görüşmek üzere. Görüşürüz. Kolay gelsin. Abla, ne işin var burada senin? Can Bey benim ajan olmadığımı ikna oldu. İşe geri dönüyorum ablacığım. İnanmıyorum. Çok sevindim. Ya Allah mahvettiler seni. İnanılmaz uyuz oldum. Uyuz olma, uyuz olma. Benim keyfim şu anda acayip yerinde. Hiç bunları düşünmüyorum bile. Süper. Sen benim ucunu mu sürdün yine? Ya iki dakika sevinilmiyor seninle ha. Hemen çirkinleş. Kaç kere söyleyeceğim? Benim makarnaz mı yerim? Allah'ım hadi. Arzu'ya sen asistanlık yapacaksın. Yalnız biraz huysuz, ne derse yap, yanından hiç ayrılma tamam? Ben ilgilenmem o kadınla. Efendim? Güneş geçti başına herhalde. İlgilenecek tabii ki. Of. Ne yapıyorsun sen? Kovulmak mı istiyorsun? İstemiyorum ilgilenmek. Aa. Bugünkü asistanınız Sanem Arzu Hanım. Tanışıyoruz kendisiyle. Ay öleceğim sabahtan beri ya. Her yerde sinek var ya. Kaşınıyorum ya zaten. Sinekler diyor. Öleceğim diyor. Tamam, hemen hallediyorum. Arzucuğum, çekimde yiyeceğin lollipopları getirdim tatlım. Hepsini mi? Yok, muhtemelen. Can! Can, görüyor musun kariyerim için nelere katlanıyorum? Yani detoks sürecimde vücuduma şeker alıyorum. Görüyorum Arzucuğum, görmez miyim? Ayrıca sen niye sevmiyorsun bunları? Bayılıyorum bunlara, çok güzeldir bunlar. Bence sen de seversin. Organik, sana özel organik yaptırdım bunları. Bir şey söyleyeyim mi? Hiç uzun sürmeyecek, çabucacık bitireceğim. Yalnız Arzu'nun makyajı bozulmuş. Bir alnı parlıyor. Onu bir bakalım. Ne? Be. Bir şey kokuyor. Ne kokuyor? Ne kokuyor? Ne yaptın? Ya ne yaptın? Bu ne böyle kahverengi bir şey yanıyor orada ya? Yaptım anne ya. İğrenç bir şey. İğrenç bir şey. İğrenç bir şey. Yok ya, sinek gelmesin diye kahve yaptım sadece. Ya beni öldürecek misin? Ya. Ne yapıyorsun? Arzucuğum, hey bir dakika. Arzucuğum, bir sakin olur musun? Her şeyi halledeceğiz, halledeceğiz. Sen böyle hararet yaptıkça makyajın bozulmaya devam ediyor. Arzu Hanım'ın bir saçını düzeltelim. Saçı da bozulmuş. Makyajım bozulmuş. Saçımı yapacaklar. Yürü. Var ama orada da var. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ama Can Bey, orada daha çok sinek var. Almış da almış. Doldurmuş dükkanı aşkım. Mevkubi, üç kolide konserve, barbunya, plaki yaz.
Allah aşkına sen de amma abartmışsın ama yani Nihat. Kim yiyecek bu mahallede bu kadar konserve barbunyayı? Ben yerim Mevkı be. Olmaz mı? Ya seni de bir yardıma çağırdık. Başımıza muhasebeci kesildin yani ha. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. İhsan buyur. Merhabalar. Duydum ki dükkanı verecek bir müşteri bulamamışsın beni Nihat abi ha? Buluruz İhsan, buluruz. E işte ben de onu söylüyorum. Fırsat ayağınıza geldi ya. Hazır müşteri de bulamamışsın madem. Ben alıyorum bu dükkanı be. Ne kadar buranın fiyatı? 100.000 lira. 101.200 esasen. Güzel paraymış abla. 40.000 veriyorum temiz. 40.000 mi? Sen ne diyorsun ya? İçerideki mallar 100.000 lira diyor İhsan. E babacığım al götür o zaman onları. Benim işime yaramaz ki. Bana dükkan lazım. Tabii. Bana bak. İhsan, sen nereden duydun 40.000'i? Ablacığım, benim cici kuşlarım var. Bu mahallede kimin kime ne kadar borcu varsa gelip bana ötüyorlar. Ama ben söyledim Nihat abiye. Dedim borcu harcı ihtiyacım var, benden alabilirsin dedim, istemedi. E ben de dükkana talip olayım dedim, daha ne yapayım ya? Bizim tefecilerle işimiz olmaz İhsan efendi, hadi. Hadi başka kapıya İhsan, hadi. Tövbe ablacığım, ne biçim şöyle de vallahi kırıcı oluyorsun ya. Peki tamam, siz bilirsiniz. Ama evet dersen 40.000 lira tırak diye cebinde, haberin olsun, sıcak para. Hadi, hadi. Daha da bir kuruş fazla çalışmaz ha, ayık olun, tamam mı? Hadi. Ablacığım, abicim, hadi hayırlı işler, Allah'a var. İhsan dur. Heh, duymak istediğim şeyler bunlar ya. Geliyorum abi. Ne yapıyorsun Nihat? Gözüm seveyim Nihat, ne yapıyorsun? Bedavlamayacaksın malları. Yaptın, yapmamışsın. Tamam, Mevkı be, sakin ol. Bak, borcumuz var. Bunu ödememiz lazım, insanların yüzüne bakamam ben sonra. Hadi hayırlı olsun sen. Verdim gitti. Tamam ben de aldım gitti o zaman. Ben buna yar etmem bu malları. Ya Mevkı be. Yar etmiyorum malları. Mevkı be. Ya ne yapıyorsun? Delirdin mi Allah aşkına ya? Bir sakin ol. Vermiyorum. Ben alıyorum. Mevkı be komşum. Mela gel kız buraya. Allah Allah Mevkı be ne yapıyorsun? Sakin ol. Herkes bize bakıyor. Ah. Gel Melihat gel. Ne oluyor be? Al kıza. Al sana hediyem olsun. Bütün konu komşuya da haber ver. Bugün bakkalda mallar bedava. Hadi 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 hadi. Mevkı be delirdin mi Allah aşkına? Delirdim Nihat Bey, delirdim. Bana bak. Sen çakal İhsan'san ben de 40 yılın mevkıbetiyim. Tersime denk geldin İhsan efendi. Hadi. Herkese bedava. Merhaba, Hakan ben. Pardon, Sanem. Sana da makyaj yapacak mıyız? Bana mı, niye? Ha, yok, ben sette getir götürücüyüm. Ben seni görünce manken falan sandım ama. Beni manken. Yok yok. Abi bir şey sorabilir miyim? Tabii. Sakallarınız gerçek mi? Gerçek. Dokunmak ister misin? Yok gerek yok. Beyana dayalı güven duyarım. Geçen hafta bir 40. yıl partisinde siz orada mıydınız? Oradaydım, sen de mi oradaydın? Evet. Çok iyiydi. Bu fena değil sanki değil mi? Müşteri dosyasına bakalım bir de. Şey diyeceğim, benim için numaranı buraya kaydeder misin? Siz lojada mı oturuyordunuz? Tattım, benim lojada ne işim var? Makyaj odasındaydım. O zaman benim telefonumun size ne işi var? Albatros değilsin. Boş boşuna oyalıyorsun beni. Albatros kim? Şimdi sana onu mu anlatacağım ya? Sanem, gelir misin? Buyurun Can Bey. Sanem, Arzu ile ilgilenmen gerekiyor. Tamam. İlgilenirim ben. Sanem, set çıkışı istediğinde buluşur, yazışır, sohbet edersin. Beni ilgilendirmez. Hadi işin başına.
Can Bey, siz niye bana kötü kötü bakıyorsunuz? Ben kötü bir şey mi yaptım? Güzel güzel mi bakayım? Yo, öyle demek istemedim ben. Tamam. Tamam, gidebilirsin. Gözler bende olsun. Lollipop'u biraz sola getir. Aynen böyle, çok güzel. Harika. Son bir lollipop kaldı, sonra bitiriyoruz. CC Arzu kostümü değiştirecek. Değiştirsin. CC. Buyurun sebze suyunuz. Dörtte bir ıspanak, çeyrek avokado, yarım pancar, yarım ananas, beş çöp maydanoz. Ay bu ne ya? Çok rezil bir şey olmuş. Git geri yap. İki çöp maydanoz daha ekle. Ya da vazgeçtim ya. 88 derecede ısıtılmış suya beyaz çay demle. İki dilim limon rendele. Hatta bir dilim olsun. Vitamin oranı dengede kaldı. Aslında vitamini ben içindedir diye düşünmüştüm. ...88 dereceymiş. Sanki 90 olsa... ...balkabağına dönüşecek prenses. Ne yapıyorsun? Can Bey... ...Arzu Hanım'ın çayının derecesini ölçüyordum. Başındaki nereden çıktı? Ha ya, setteyken yaptım, affedersiniz. Yo, çıkarma, çok güzel olmuş. Koy sıcak suyda gırtlağa yansın. Ya böyle olur mu ya? Lütfen yani bu... Evet, bu böyle olur mu? Bu gelmesi lazım. Arkadaşlar, ne olur? Lütfen anlatın yani. En son isteyeceğim şey senin. Buyurun, bitki çayınız. Ne çayı şimdi? Git, git. Arzucuğum. Hani sözleşmemizde de var ya, bizim ürünlerimizden biri çilekli lollipop. Dolayısıyla yemen lazım. Anlatamıyorum yani, anlatamıyorum. Alerjim var diyorum, alerjim. Hastanelik oluyorum, kabarıyorum, kızarıyorum, kaşınıyorum. Çirkinleşiyorum ya. Can! Ne oldu Arzu? Can, benim çilek alerjim var. Ben bunu yiyemem. Sanem. Limonlu şekerleri al, içeride kırmızı gıda boyası var, onunla boya. CC de sana yardım etsin. CC. Tabii. Zeka böyle bir şey işte. Hayatımı kurtardın canım, kahramanım. Ve çok kaldırma, sıçrıyor, sonra üstümüze gelecek. Ellerimin haline bak ya. Dünya çok adaletsiz bir yer CC. Öyle, öyle. Özellikle de bizim gibi ezikler için. Yakışıklılar kötü. Kim yakışıklı, kim kötü? Sevimsizler fıstık gibi. Kim sevimsiz, kim fıstık gibi ya? Yani o sevimsizle kötü birbirini verince... ...eziklerin kalbi acıyor tabii. Kimin kalbi acıyor şu an? Kim ezik? Kalbim acıyor dedim ben. Evet. Ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Bu da hiç olmamış. Yapamadım ben ya. Elim falan da bayağı kirlendi. Sen yapsana. Çok da kötü kokuyor. Saatlerce şeker yiyorum ya. Midem bulandı. Biraz enerjisi düşük. Normal.
Arzu, son bir tur daha dayan. Tamam. Dünyanın en güzel şekerini yiyormuşçasına birkaç tane daha poz ver, bitireceğiz söz. Ayağa kalkalım şimdi. Bana dön biraz. Senden ricam yukarı doğru bak. Süper. Bu kadar yeterli arkadaşlar. Çekim bitti. Erdem dedim ki göremedin. İyi misin? Hadi gel kalk. Gel. Arkadaşlar ne gülüyorsunuz ya? Ayağı taşa takıldı herhalde kadıncağızın. Hangi taşa sanırım? Göster bana hangi taşa. Ben nereden bilebilirim hangi taşa Can Bey? Söyleyin bahçıvanınıza. Taş falan varsa temizlesin. Ne oluyor ya? Nihat babacığım hayırdır? Allah Allah Allah. Mehmet amca gel içimden geç bir önüne bak. Yavaş geç. Ne yapacak o kadar sodayın anneciğim? Hadi yeter hadi. Anneciğim ne oluyor? Dükkanı devrediyoruz da biz. Nasıl? Dükkanımızı devrediyoruz. Kime devrediyoruz? Niye devrediyoruz bakkalımızı? Nihat'ın toptancıya borcu verdi. Devrettik gitti işte. Ha sana ben dur. Sıvı sabun vereyim de götür annene. İstemem sıvı sabun falan. Size de yazıklar olsun anneciğim. Benim babam orada borç batağına düşmüş. Dükkanımız elden gitmiş. Benim bundan en son haberim oluyor. Ama sen dur, senin burada kapı gibi damadın var. Bu saatten sonra bu iş bende. Hiç kimseye bırakmam dükkanımızı. Erdoğan abi! Bırak! Erdoğan abi! Erdoğan abi bırak poşetleri! Evladım, bırak o torbayı la abla! Bırak, bırak şunu! Ulan bak teyzeciğim bırak. Bunlar dükkanın malı gitti bak oraya da iki tane su gitti. Bir yolunu bulup bu gece burada kalacağım. Bu gece bu iş bitti, bitti. Ay çok heyecanlıyım. Hadi tatlım konuşuruz. Bana şans ne olur mu? Öptüm. Herkes gitmedi mi? Senin ne işin var hala burada? Ben kıyafetleri topluyorum. O saçındaki de çok yakıştı. Hadi tatlım bir an önce işini bitir de. Çıkacağız zaten. Arzu valla seni de yorduk ama hakikaten değmiş. Bakıyorum da fotoğraflara harika kareler var. Çok sağ ol, çok sağ ol her şey için. Sen ve ben birlikteyken ona ne iş yapacağım? Ben sana bunları mail atarım. Haberleşiriz. Şoförün var mı? Aa, ayıp ediyorsun ama bilgisayarı kapatmalar falan. Başına sarmaya mı çalışıyorsun yoksa bunu? Yok canım olur mu öyle şey? Kusura bakma eğer öyle algıladıysam. İyi öyleyse. Yani benim de şu an sabah. Yani sabaha kadar müsaitim. Birkaç saat içinde otele gitmeye değmez. Belki... Bir misafir adam vardır benim için. Var. Var tabii, olur. Aa, Sanem. Sen hala burada mısın? Ben eşyaları topluyordum da zaten bitti. Gideceğim şimdi. Ya bırak, sen zaten bütün gün yoruldun, olur mu böyle şey? Ben hallederim gerisini. Sen uğraşma. Sen git yani. Yani git derseniz giderim. Gitme derseniz gitmem. O ne öyle abuk subuk bilmeceler gibi. Sen git tatlım. Bizim keyfimiz yerinde. Yalnız gitmeden bana bir sebze suyu yaparsan. Daha doğrusu yap.
Çok acıktım. Hadi Can'cığım biz biraz yıldızları izleyelim. Hadi gel. Can gel hadi. Fazla kaşındırır. Şimdi. Ben su koyarım size. Bir saniye. Ah, buyurun şöyle verin. Oh be. Harika olmuş. Bayıldım. Sanem, iyi misin? Ayakta uyuyor kızcağız. İyi geceler Sanemciğim. Tatlı rüyalar tatlı. İyi geceler. İyi geceler Sanem. İyi geceler. Hello. Ailenizin kişisel danışmanı Ayhan ben. Buyurun. Alo Ayhan. Ayhan çok kötü şeyler oluyor. Ben gerçekten çok kötü, çok rezil bir insanım ya. Ne oldu, ne oldu? Benim kötü ruhlu. Patronum var ya Can Bey, aşırı yakışıklı olan. Onun evinde fotoğraf çekimim vardı. Arzu var ya, manken olan kadın. Ya Can Bey'e yazdı durdu, yazdı durdu. Ben de çok sinirlendim. Böyle kıskançlık dalgası sardı beni. Kadının elbisesine bastım. Kadın lap batana geri öptü. Allah'tan burnu falan kırılmadı. Kadında güzellik hastalığı var. Manken falan diyeceksin ama kadın kompleksli. Sürekli çirkinlik krizine giriyor. Sen kimse... Problem bende mi bilmiyorum ama ben hiçbir şey anlamadım ya. Kadının kiriye alerjisi var Ayhan. Ne yapsam ben şimdi gidip özür mü dilesem ya? Ne yapsam bilemiyorum. Ama kadın türlü türlü oyunlar oynadı. Sevgili olmaya çalışıyor Can Bey'le. Ben de ne yapayım? Engellemek için... Sen niye engellemeye çalışıyorsun ki? Emre Bey mi söyledi engelle diye? Yo, o demedi. Benim içimden geliyor. Neden? Bilmem. Bana bak kızım. Kıskançlık, mıskançlık falan da dedin sen. Sen bu kötü krala aşık olmayasın. Yo. Hani ne oldu senin Albatros? Albatros'u ben aldatıyorum gibi falan hissediyorum. Bilmem ne diyordum. Ben Albatros'a aşığım zaten. Ya şu anda konumuz bu değil. Yani kadının çile alerjisi var diyorum. Bir sürü çilek koydum içeceğinin içine. Kadın birazdan hastanelik olabilir. Ne? Ne yaptın, ne yaptın? Çantam. Ayhan çantam içeride kaldı. Hadi bay. Salim, Salimsi. Ay gökyüzü ne kadar güzel bu gece. Birlikte gökyüzünü izleyelim mi? Arzu. Ben bugün bayağı bir yoruldum ya. Yani acayip de uykum var. Senin de yorulmuş olman lazım. Yatalım istersen ha. Ya sen de az değilsin ya. Bir dur, bir dur bakalım. Onun da sırası var. Bence önce bu gecenin keyfini çıkaralım. Ha yok, yok. Sen beni yanlış anladın sanırım. Benim öyle bir niyetim yok yani. Salim? Can Bey, ben çantamı unutmuşum da onu almak için geri döndüm. Alayım o zaman çantamı. Gideyim o zaman ben.
benim çok uykum var. Ben gidip yatacağım. Sana iyi yolculuklar, tamam mı? Madem öyle, o zaman bu gecenin anısına bir öpücük istiyorum. Ne olur bir şey olmasın, ne olur. Arzu, sana bir haller oluyor. Sonunda anladım. Bu kadar naz mı yapılır? Bir öpücük. Yok Arzu, yok. Öyle değil. Senin... Bir öpücük. Arzu, sana ne oluyor ya? Arzu, bir saniye. Arzu, çok kötü görünüyor. Bir hastaneye gidelim istersen Arzu. Yüzün şişmiş. Yüzüm... Ya alerji oldum ya. Ben eminim benim şişeyim o çiriko. Ya laf... Bak, bakma bana. Bakma bana. Dur, bakma bana. Ben hastaneye gidiyorum. Ay. La 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 la